Canlı yayın Beyaz Futbol başladı sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına sizin kanalınıza hoş geldiniz. Türkiye'nin efsane kadrosu Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar ve Sinan Engin'le beraber ben Ertem Şener. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve duayla bir kez daha anıyorum. Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı bir kez daha kutlu olsun diyoruz sevgili seyirciler. Çin hakemi Bülent Yıldırım son dakikada 90+5'te serbest vuruş kararını verdi. Nani bana bırakın dedi, ben kullanacağım dedi. Ve 90+5'te Şükrü Saracoğlu stadını, ekran başındaki milyonlarca Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı. Muhteşem bir gol attı. Fenerbahçe Antalya Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Gerçekten de maçın adamı Nani oldu. Müthiş bir futbol oynadı. İnanılmaz bir gol attı. Maçın adamı İki Nani attı. Diyebiliriz. İki gol attı. İkinci attığı gol. Ne mükemmel bir goldü. Ne Nani'si ya? Maçın adamı Bülent Yıldırım. Hayır. Bravo hocam. Hocam ne yaptınız daha başlar? Hayır hocam. Hayır, maçın adamı Diego. Hayır. Çok güzel kendini bıraktı. Ya kardeşim. Hayır, maçın adamı Diego bana göre. Bakın objektif. Ben bir şey söyleyeyim. Ama kimse göre. Eski bir hakem olarak. Bıraktı, hayır. Eski bir hakem olarak utanıyorum. Resmen utanıyorum. Bakın utanıyorum. Hocam konu. Aziz Yıldırım'ın nereli olduğunu bilmesem, Bülent Yıldırım'ın ne? Bunlara derim ki Keşin abi kardeş. Soyadları benzerliği de var zaten. Eşit aynı soyadları. Bu akşam Fenerbahçe hiç kimse konuşmasın. Hakemin uydurduğu Diego'nun kendini bırakıp futbol sahtekarlığı anlamında konuşuyorum. Çaldırttığı bir faul. Bülent Yıldırım da bunu bilerek veya bilmeyerek yedi. Ve Fenerbahçe yine hakemine kazandı. Bir gelsin hocam, çok özür dilerim. Sayın Gültekin Gencer konuşuyor. Sayın Başkan, Antalya Spor Başkanı. İstiyoruz. Peki bu maçtaki tepkiniz sadece son pozisyonda mı? Yoksa bu maçın genelinde de bizim hakemlerle ilgili ben konuşmam yanlış olur. Çünkü nihayetinde daha ligin 3. haftasındayız. 31 hafta var. 31 hafta bu hakemleri yönetecek. Onlar da insanoğlu, hata yapabilir. Ama inşallah ön yargılı yapmamışlardır. Görmemişlerdir. Yanlış değerlendirmişlerdir diyorum. Başka bir şey demiyorum. Fenerbahçeli yöneticilere de sitemimiz oldu. Başkanım, sizin daha çok maçtan çok Fenerbahçeli yöneticilerin sizin gelip elinizi sıkmamasını, en azından hoş geldiniz. Ben Fenerbahçeli yöneticileri büyük camia diyorum. Baştan da söylediğim gibi. Büyük camia olmak kolay değil taraftarıyla beraber. Ama yönetim kurulu üyeleri de Fenerbahçe gibi camianın kişileri kor görmemesi lazım, küçük görmemesi lazım. Ben o beyefendileri, o zat-ı muhteremleri, değerli insanları, emek vermiş maddi manevi Fenerbahçe camiasına yatırım yapmış insanları, biz Antalya'da geldiğimiz zaman hepsini bağrımıza basıyoruz. Hepsine abi diyoruz, eline sıkıyoruz. Ama burada görmelerine rağmen bizi hoş geldin başkan dayı demekten itina gösteriyorlarsa ben sadece onu söylüyorum. İkinci golde küfür var. Ben onun dışında bir şey demiyorum. Onun dışındakileri, her şeyi orada tribünde olanlar gördü zaten. Yaşadı. Yakışmıyor sadece. Yöneticilerin tavrını neye bağlıyorsunuz başkanım son olarak? Bilemem. Bir şey var mı arada yani? Daha önce yaşamış. Bizimle ilgili bir şey olamaz ki. Biz kimseyle kavgalı olmayız. Biz herkese kucak açmış, herkesi ağırlamış, baş tacı yapmış bir Antalya şehriyiz. Misafirperverliğiyle meşhur bir kulübüz biz. Öyle bir şey olmasına imkan ve ihtimal yok. Peki, çok teşekkür ederim. Antalya Spor Başkanı Sayın Gültekin Gencer konuştu. Sevgili seyirciler, biraz sıkıntılar olduğu belli. Fenerbahçe 2-1 kazandı. Nani'nin attığı gol gerçekten mükemmel goller. Daha doğrusu ikinci gol mükemmel, ilk gol mükemmel. Abdülkerim Hocam. Şimdi ben klasik başladı. Sezon başladı. Klasik yorumlar yine başladı. Yarın da, bu akşam da bütün medyada, yazılı, görsel bütün medyada bu algı operasyonu devam edecektir. Fenerbahçe bunlara alışkın bir kulüptür. Şerbetliyiz biz böyle saldırılara. Bugünkü gerçek yorum şudur. Son dakikadaki faul değildir, olabilir, belki değildir. Hoca aldanmış olabilir. Karambol bir pozisyonu. Dünyada her büyük takıma iç saha avantajı olarak böyle fauller verilebilir. Haklı demiyorum, haksız da olabilir. Tamam mı? Bu frikik barajdan dönse kimse bu hakemden bahsetmeyecek. Ama ben bahsedecektim maç 1-1 bitseydi. Bu maçın bu hale gelmesinin baş sebebi, ben de bir Fenerbahçeli olarak Bülent Yıldırım'ı kınıyorum. Tabii sen gülme. Bir dakika. Sinan bitirsin. Sana emanet ediyorum tamam, bu kardeşim. Tamam, sen bitir abi. Bitir ondan sonra. Evet. Çünkü bu maçın bu hale gelmesinin tek sebebi bu maç Fenerbahçe'nin farklı galibiyetiyle biterdi. İlk yarının son 15 dakikadaki muhteşem oyun. İkinci yarıda tam devam ederken Nani'nin sırtına oturan hiçbir defans oyuncusu altı pas içinde
önünde kaleciyle karşı karşıya bir oyuncunun öyle sırtına çift karate yapar gibi atlamaz, beline oturmaz. Kesin penaltı, maç 2-0 olurdu. Bu maç farklı bir hale giderdi. Bu maçın buraya gelmesinin baş müsebbibi Bülent Yıldırım'dır. Ben de bir Fenerbahçeli olarak son derece rahatsızım. Milyonlarca Fenerbahçeli taraftar da sosyal medyadan maçın son dakikasına kadar Bülent Yıldırım'ı lanetledi. Bu kesinlikle %100 penaltıdır. Farka gidecek maç sıkıntıya gelmiştir. Frikik Allah'ım var. Frikik penaltı değil. Binlerce böyle frikik avuta atılıyor. Barajdan dönüyor. Fenerbahçe'nin bu galibiyetini lekelemeye çalışacaklardır. Bu mümkün değildir. Fenerbahçe ki bugün iyi oyunuyla, özellikle ilk yarının son 15 dakikası ve ikinci yarının başındaki iyi oyunuyla farklı galip gelebilirdi. Bir de son olarak şunu söyleyeyim, çok uzattım biliyorum. Fenerbahçe bu oynadığı 3 lig maçı, 4 tane de şey maçı, Avrupa Ligi maçlarındaki en kaliteli oyununu bugün oynamıştır. Hep oyundan şikayetçiyiz. Bugün oynamıştır ve ben İnanın bu oyundan son derece memnunum. Özellikle Van Persie ve Nani'nin günden güne çıkışları sürüyor. Bu çıkış eğer tamamlanırsa 3-4 hafta sonra ligde maçlar çok adaletsiz olur. Fenerbahçe'nin önü çok açık. Uzak ara Mayıs ayı gelmeden şampiyon olur Fenerbahçe. Evet, maçlar adaletsiz olur ama Sinan abi sen de birazdan teknik detaylı yorum yaparsın. Maçlar adaletsiz olur ama eğer bakın bir Rasim kimseyi kırmadan üzmeden ama kırmadan ne olursun rica ediyorum senden. Kimseyi kırmadan. Evet, ne diyeyim o zaman, en baştan sana söyleyeyim, kimseyi kırmadan lütfen yazın. Oh. 2015-2016 oh. Aziz yıllarım sezonu bu sene. Çok bayağı. Hayır arkadaşlar yazmayın. Hayır yazmayın arkadaşlar. Arttı bu sene. Çok bayatladım. Yazılı olmayan bir kanun var. Çok bayatladım. Yazılı olmayan bir kanun var bu sene. Yemiyoruz. Fenerbahçe gol atmadan maç tamamlanamaz. Klasik Galatasaray algı operasyonu. Galatasaray diye uzatacaksın. Hocam bitirsin bir. Klasik. Fenerbahçe. Yok, sıkıldık Ertem. Gol atana klasik. Kadar. Bir dakika ben karışmadım. Bana evet hocam bir bitirsin. Fenerbahçe gol atana kadar maç tamamlanamaz. O sizde olur. Muhakkak Kadıköy'de Fenerbahçe yenmek zorundadır. Fenerbahçe her yerde yener. Bir dakika kardeşim, bu yapılan saygısızlık yeter ya. Akgücelim hocam, siz de kesmeyin. Bitirsin ondan sonra. Hem haksız yedirin. Anlasın. Hem haksız galibiyet. Bitirsin. Fişkinlik. Ona bitirsin. Hocam bir bitirsin. Ona Rasim Ozan gibi davranıyorum. Hocam bir bitirsin. Rasim Ozan gibi davranıyorum. Evet bir bitirsin Rasim. Arkadaşlar çok gürültü var. Ona Rasim Ozan gibi. Söyledim hocam. Herkes iki dakika kadar konuşsun bıraksan. Tabii. Rasim bitir cümleni. Bitir kardeşim. Bitir Rasim. Geçen sene de ne sezonuydu? Beşiktaş şampiyon demişti ikinci hafta. Hocam aynı algı operasyonu. Hocam rica ediyorum. Bugünkü biz maç yemeyiz. Medeni bir memlekette iptal edilir. Medeni bir memlekette bu maç iptal edilir. Ertem, bu bir operasyon maçıdır. Ertem. Evet, 96 Sinan'a söz ver Ertem. Ciddiyet gidiyor. Arkadaşlar. Ciddiyeti bak, komedi oldu. Fazla, biz Sinan hocama dönelim. Fazla bakmaya gerek yok. Evet, Sinan'a bizim ver. Hakemlerimiz Medeni maalesef iç sahada baskıya dayanamıyorlar. Baskıdan dolayı mecburen bu düdükleri çalmak zorunda kalır. Bana göre pozisyon penaltı değil. Bir, Abdülkerim'in penaltı dediği pozisyon. Diego'nun pozisyonunda faul değil. Ama hakem son pozisyonda tamamıyla bir baskı. Gol olmasaydı bu konuşulmazdı. O da gol olacağını tahmin etmedi. Oradaki faulü verdi. Yani son bir şans olarak verdi. Ama maalesef Bülent Yıldırım gibi çok üst düzey bir hakem dediğimiz o bile baskıya dayanamıyor. Ve burada bakıyorsun bu faulü veriyor. Ama gitti o faul, frikik mesela gol oldu. Şimdi Fenerbahçe takımındaki sorun, arkadaş Fenerbahçe takımının bir tane çok önemli yıldızı var, oyuncusu var, görünen o. Yani ikincisi, o da büyük bir yıldız ama şu an fizik olarak iyi değil. Ama o geldiği zaman bence tamamıyla Alex ayarında bir oyuncu olacak, Van Persie. Evet. Yani o yavaş yavaş gösterdi. Ama bir Fenerbahçe'nin bir tane el freni var. Diego diye bir oyuncu var. Arkadaş, Diego'yu Victor Pereira'nın oynatmaması lazım. Bu takımda oynamaz. Bakın beraber maçı seyrediyoruz. Fenerbahçe bu maçta toplam 10-12 dakika iyi oynadı. 10-12 dakika iyi oynadı. Bak 10-12 dakika. 13 dakika falan değil, bir tempo yaptı. Onun dışında biraz Antalya Spor takımı ön tarafı biraz daha iyi olsaydı gol de yapabilirdi. Çünkü oyun tamamıyla risk alınmıştı. Onun için Fenerbahçe'de sıkıntı, Fenerbahçe takımı çok yavaş oynuyor. Fenerbahçe'nin yıldızı Diego deniliyor. Diego yani bütün Alex rolünü, takımın içerideki bütün organizasyonunu yapması bekleniyor. Ama bunu yapamıyor. Herkes ondan bir şey bekliyor. Çünkü Diego bu kalibrede bir oyuncu değil. Hızlandırması lazım da. Hata yaptı. Volkan Şen'le başlaması lazım. Çünkü niye, Volkan Şen hızlı bir oyuncu. Orta sahadaki dinamizmi arttırması lazım. Arka taraftan aynı şekilde Ozan Tufan'ı oyuna sokması lazım. Bunlar önemli oyuncular aldı ama sonuçta
Fenerbahçe kazanmayı bildi. Hakemin hataları vardır. Hakem kötü bir maç yönetmiştir. Baskıya dayanamamıştır. Ama onun dışında Fenerbahçe'de sıkıntı var. Yıldızlar topluluğu evet ama yıldızlar fizik olarak istenilen durumda daha değiller. Evet. Bu arada sevgili seyirciler, Sivas Spor Osmanlı Spor karşılaşmasında hakemi Tolga Özkalfa'da çok büyük tepkiler alıyor şu anda. Maçta verdiği kararlardan daha çok vermediği kararlar konuşuluyor. Özellikle Osmanlı Spor yönetiminin çok yoğun tepkisi var şu anda. Onun da altını çizerek belirtelim. Özellikle son dakikalarda verdiği kararlar çok ama çok tartışılıyor. Gelelim Sayın Mahmut Uslu konuşuyor şu anda, çünkü Saraçoğlu sarındayız. Evet, Sayın Mahmut Uslu'ya gidelim. Sayın Mahmut Uslu'ya gidelim. Şeyler söyleyeceğimiz için canlı yayın. Var mı? Uslu. Önemli şeyler söyleyeceğiz diyor Sayın Uslu. Evet arkadaşlar. Önce sizlerin aracılığıyla Türkiye'nin 30 Ağustos'unu kutlarız. Türkiye'nin bence en önemli günlerinden biri. 30 Ağustos olmasaydı belki Türkiye Cumhuriyeti de kurulmazdı. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlara bir kez daha teşekkür etmekte yarar var. Öyle görüyoruz. Bugünkü maçla ilgili fazla bir şey konuşmayacağız. Hep beraber gördük. Bir veya üç tane penaltı var. Ama hani yazı yazdılar federasyon 12 tane madde. Biz de o kurallara uyarak şu tavsiyede bulunuyoruz. Çünkü çok büyük rakamlarla yalnız biz değil, Antalya Spor'u da geçmiş olsun diyorum. Onlar da kendi bütçelerine göre çok önemli transferler yaptılar. Diğer kulüpler de çok büyük transferler yaptı. Bu oyuncuların şevkini kırmamak için haklarını vermek lazım. Yani son pozisyon faaldi, faal değildi, onlar benim işim değil. Ama 2-3, 1 ile 3 arasında penaltımız var, sarı veya kırmızı kart var. 7 numaralı Antalya'nın oyuncunun en aşağı 7 tane sarı kartlık pozisyonu var. Ama bizim arkadaşların yaptığı sarı kartlı hepsi anında verildi. Bu maçla ilgili benim başka uzun uzun söyleyecek bir şeyim yok. Ama daha önemlisi, eskiden Spor Bakanlığı yapmış Mehmet Ali Şahin'in bugünkü açıklamasını çok şaşırarak ve üzülerek izledik. Sayın Aziz Yıldırım'ı biz konuşturmadık. Onun için ben bizzat geldim. Murat'ı da aldım yanıma. Lütfen siyasetçiler siyasetlerini yapsınlar. Biz spor adamıyız. Siyasete girmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizi tahrik etmesinler. Çok rica ediyoruz. Biz ahlaki durumu ile ilgili soru işareti olan Fenerbahçe formasını ve havlusunu tekme atan 12 tane seyirciye hareket çeken bir antrenörle ilgili konuşma yaptık. Bizim milli takım veya milli oyuncularla ilgili, ki ben şahsen 20 kere 20 yıl Fahriye olarak, onlar gibi 300 bin 500 bin euro alarak değil, bu milli takımlara her kategoride hizmet eden bir insanız. Aziz Yıldırım yaklaşık olarak 18 senesini vermiş bu yönetimle beraber. Şu anda milli takımların her kategorisinde %40'ının spor dallarında, bütün spor dallarında milli takımlara oyuncu veren bir kulüp başkanı. Mehmet Ali Şahin'i dikkatini çekiyorum. Kendisi siyasetini yapsın, bu işlere girmesin, burnunu sokmasın lütfen. O ne demekmiş yani? Bilmiyorsanız ben size tekrar edeyim. Yani milli takıma oyuncu vermeyenlere benzetip koalisyondaki diğer partileri ne benzetiyorlar? Bizi siyasete lütfen sokmayın. Lütfen daha ağır cevaplar alırsınız. Çok önemli işler olur. Lütfen işinize bakın. Bakın Türkiye'de her gün bir tane cenaze kalkıyor. Önce bunları çözün, politika yapın. Onun için size iyi akşamlar diliyorum. Bir sorunuz varsa çok kısa bir iki tane cevaplayabiliriz. Herhangi bir transfer yok. 24 saat var. Akşama kadar ne olacağını bilmem ama transfer yok şu anda. Bir de maç sonunda Antalya Spor Başkanı istemine bulundu. Fenerbahçe yöneticiler bizi bir saat beklediler. Elimizi sıkmadılar, bir açıklamalar yaptılar. Bu konuda bir yorum yapmak ister misiniz? Biz biliyorsunuz Sol'un son şeyiydi. Şaşırıyorum şimdi, yani misafir etmemek ne demek onu da anlamış değilim.
Bizim yetkili arkadaşımız oradaydı. Gelebilirlerdi. Çünkü biliyorsunuz yönetim locasında bazı yiyecek şeyleri vardı. Çağrıldı onlar. Ama biz zaten SOV'a plaket veriyorduk. Yani biz nasıl ilgileneceğiz onu da anlayamış değiliz yani. Onun için lütfen bu konulara girmeyin. Çok önemli bir konu açıkladım. Lütfen bunları, bu konu çok daha önemli konu. Mahmut Bey'in söylediği çok çok önemli. Altını çizmeniz lazım. 3 Temmuz'dan beri yaşananlar ortadadır ve başta Sayın Aziz Yıldırım olmak üzere Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ısrarla siyasetin içine sokmaya çalışmışlardır. Ama sporla siyaseti Fenerbahçe Spor Kulübü başta başkanın dik duruşuyla hep uzak tutmuştur. Dolayısıyla siyasetle uğraşanlar siyasetle uğraşsın. Biz de sporla uğraşıyoruz, sporumuzla uğraşalım. Yalnız bir tek şeyi vardır Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, olmazsa olmazı. Bugün 30 Ağustos biliyorsunuz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve camiasının olmazsa olmazı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Laik, demokratik ve hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamaktır. Bunun dışında hiçbir siyasete girmeyiz. Ama o cumhuriyet için her türlü siyasete de gireriz. Ben tekrar ediyorum. Lütfen siyasetçiler, hakikaten ben okuyunca inanamadım. Mahmut, inanamadım. Ve Mahmut Bey'in de söylediği gibi Aziz Başkan hakikaten çok üzüldü ve çok da sinirlendi. O cevap vermek istiyordu ama vermesi, bence bizim cevap vermemiz çok daha uygun. Siyasetçiler özet olarak siyasetini yapsınlar. Milli takımlar bizim her şeyimiz. Her şeyimiz. Ama hakkında her türlü söylemde bulunan, ki Aziz Başkan'ın da bu konuda mahkemesi de var ayın 17'sinde. Evet. Kendisinin ahlaksız bir insan olduğunu söylediği, eğer o ahlaksızlık bilmiyorum siyasette var mı yok mu, bizi ilgilendirmez, ama o ahlaksızlığın içine varsa da bizi sokmasınlar. Biz kendi içimizde gidiyoruz. Milli takımlar değildir bu. Bir şahıs üzerinde söylenen laflardır ve şahıstır. Bunun altını çiziyorum. Herkes de bu ayrımı çok iyi yapsın. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sayın Başkan, Ergun'un eğer ayrılmazsa milli takım sporcuların önlerine gidileceklerini söylediler. Avrupa Şampiyonası'nda teşkil var. Böyle bir ihtimal var mı? Fenerbahçe'nin sporcuları. Bu konuda çok açık ve netiz biz. Ama bu turnuvadan biliyorsunuz başkan da rica etti. Bu turnuvayla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Kendi verdikleri bir sözler vardır. Biz zaten şu anda da milli takım oyuncular veriyoruz. Ama o kişiyle ilgili biz açık ve net olarak söyledik. Önümüzdeki günlerde görürsünüz. Bir de bugün bu siyaseti sporla karıştıranlara şunu eklemek istiyorum. Basketbol Federasyonu başkanıyla bir konuşsunlar. Bir basketbol federasyonu başkanıyla konuşsunlar. Ondan sonra bu muhalefetle, siyasetle sporu bir araya getirmeye çalışsınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, Rasim Ozan Kütahyalı'ya döneceğim. Sayın Mahmut Uslu, Sayın Mehmet Ali Şahin'in yaptığı açıklamayla ilgili olarak Habertürk gazetesindeki röportajından söz ediyor. Muhalefet partilerine, muhalefet parti liderlerinin... Bir saniye ne? Rasim, bir anlatayım ondan önce sonra mi? Ne olursun önce bak mi? Yanlış anlaşılacak. Hassas bir konuda bir açıklama yapıyorum. Muhalefet partileri liderlerine benzetiyor Sayın Aziz Yıldırım'ı. Şimdi top sende Rasim. Şimdi bakın, ben tabii şaşırdım kaldım böyle bir olayla futbol konuşulacağına. Mahmut Uslu ve Murat Özaydın'la, değil mi? Evet. Murat Özaydın'la ikisi resmen onlar siyaset yapmaya başladılar. Şimdi bakın, Mehmet Ali Şahin'in açıklamasını ben gereksiz buluyorum. Gerek yok. Yani böyle bir ortamda muhalefet partilerini Aziz Yıldırım'a benzetmeye gerek yok. Bak, bunu söylüyorum. Mehmet Ali Şahin açıklaması lüzumsuz. Fakat bunun karşılığı bu değil. Dersin ki Mehmet Ali Şahin'in yaptığını esefle kınıyoruz. Geçer gidersin. Ne dediler? Başka. Ondan sonra yaptıkları nedir? Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı, siz kendine siyaset yaptınız. Nerelere meydan okudunuz bile de anlamıyor mu? Mahmut Uslu, sen kabadayılığını Kadıköy'de yap ha. Devlete yaparsan devlet tepende patlar. Delirdiniz mi kardeşim siz? Siz Fenerbahçe'nin zararına mı iş yapmak istiyorsunuz? Fenerbahçe'yi devletle kavga eden durumu getirmek istiyorsunuz? Vallahi Galatasaray'ın işine gelir. Ama ne anlamı var bu açıklamanın ya? Murat Özaydın'ın orada tuhaf tuhaf açıklamalar. Siz de siz şey misiniz? 12 Eylül döneminin Türk Silahlı Kuvvetleri misiniz? Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi bizim. İsterseniz bir de Fenerbahçe ordusu toplayıp darbe yapın. Bakın Mehmet Ali Şahin açıklaması gereksizdir. Esefle kınıyoruz dersiniz. Gerisinde böyle içinizdeki
o bitiremediğiniz bazı adamlara, bazı siyasetçilere düşmanlığı yansıtmayın. O siyasetçi de sizi kurtarmak için elinden geleni yaptı. Bence o da yanlış yaptı. Elinden geleni yaptı. Evet. O küfrettiğiniz adam var ya alttan alta. Elinden geleni yaptı, size Musa Sov'u aldırttı. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ucuz kabadayı. Bu Mahmut Uslu ucuz kabadayı biliyor musun? Bir şey söyleyebilirim. Ucuz kabadayı. Siyaseti bir kenara bırakalım. Evet. Şu anda insanlar bizden siyaset yerine. Fenerbahçe'nin yöneticilerin siyasetle ilgili konuşması. Bir de bak Murat Özaydın'la öyle konuşuyor ki. Bak Murat Özaydın'ın babası konusu açılır. O derin devlette rafla iner, kimsenin suratına bakamaz. Rahmetli olmuş babası. Ama Maraş katliamı açılır. 80 öncesi yapılanlarda babasının rolü açılır. Ya bırak siyaseti. Hiç ya. Kimse suratına bakamaz. Daha evet, daha ben kapattım. Bir şey rica ediyorum bu programda. Konuyu kapattım. Mehmet Ali Şahin de gereksiz bir iş yapmıştır. Bu iki adam da gereksiz, lüzumsuz, ortamı geren ve ucuz kabadayılık. Buna Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmini seyredin siz. Biz yine siyasetten uzak duralım. Evet, duralım. Biz programımızı yapalım. İnsanlar şu anda penaltı mı değil mi? 30 Ağustos gibi bakın. 30 Ağustos hepimizi birleştiren. Bugün Afganistan'daki askerlerimize, Bosna'daki askerlerimize, Kosova'daki askerlerimize hepsi gözüktü bugün. Bütün devlet bir bütündü. CHP'si, MHP'si, AK Partisi bu yok. Herkes bugün bir bütündü. Tamam, ne olur tamam, siyasetten, tamam, siyaseti tamam, konuşması gerekenler konuşsunlar. Evet. Özür diliyorum. Siyaseti konuşması gerekenler. Siyasetçilere bırakalım. Futbol adamları futbol konuşsun. Biz futbol dönelim. Konuşalım. Aynen. Ahmet Hocam'ın attığı tweetler var. Şu anda bir hayli gündemi değiştirdi. Onun üzerinden bana da eleştiriler geliyor. Sinan abinin Instagram'ını söyleyeyim. Sinan Engin. Instagram hesabı Sinan Engin. Sevgili seyirciler, ona da yorumlarınızı, sorularınızı gönderebilirsiniz. Bülent Yıldırım bir kez daha Aziz Yıldırım'ın kardeşi olduğunu ispat etti. Fenerbahçe yine hakemle kazandı. 96. dakikada verilen faul kamera şakası yine. Gibi ve çok komik. Yine, hocam biraz yine. Ağır olmamış mı? Yok, ilki esprili, güzel. İkincisi ne hocam? Yine ne ya yine? Bak bir şey söyleyeyim. Yine ne? Ya. Yine. O yine ne yine? Ben onu anlamadım. Anlatayım. Anlat. 20 küsür sene yine. Hakemlik yaptığımı kabul ediyorsunuz. Evet, 20 tabii. Falan. Yani artısı vardır, eksisi vardır. Çok önemli. Kabul etmeyen taş olur. Hakemliği bırakalı 17 sene oldu. Ben hakemlikte hatalar yaptım. Tabii. Bana hiç kimse, ama hiç kimse, bugünkü hakem Bülent Yıldırım'ın, o ana kadar da umumiyetle iyi maç yönetmiş Bülent Yıldırım'ın, 96. dakikada verdiği faulün kendisinin faul olarak gördüğünü ispat edemez, iddia niye edemez. Niye şimdi verdi? Bak söyleyeyim. Şimdi hocam bir defa spekülasyon ver. Yapmayalım. Evet. Antalya sporlu oyuncunun Nani'ye yaptığı hareket penaltı değil. Niye? Ayağını kaldırıyor doğru, yüksek, evet. Topa dokunuyor. Hocam verirse... Hocam nasıl dokunuyor bak şimdi, ya? Bak, hocam ben topa bak, hocam. Penaltı verirse ne olur? Ben topa dokunurum. Önce seni bir gebertirim, sonra da topu kaleciye veririm. Apocuğum. Senin sırtına oturmuş hocam. Apocuğum, o bak, pozisyon, seni, o seni pozisyon. Bak şunu söylüyorum. Evet. Ben o pozisyonla ilgili %100 penaltıdır veya %100 penaltıdır değil diye ahkam kesmem. Hocam pozisyonun fludur. Kahramanları kahramanlarıyla konuşalım. Devrim Zengi. Kötü niyetli olsa penaltı. Evet. Kadir Pekmezci. Kadir Pekmezci. Anlamında söyleyeyim. Kadir Pekmezci. Yani maçla ilgili güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani hani biz biliyorduk hani bugün zor olacağını biliyorduk. Çünkü Fenerbahçe'de burada oynamak her takım zor oynuyor tabii. Ama biz bu maçı çok iyi konsantre olduk. Baktığımız zaman ilk yarı hani maç ortada geçiyordu yani. Son dakikadaydık. İlk yarının son dakikada gol yedik. Ona rağmen ikinci yarı biz tekrar konuştuk savunma adısında. Bu maçı çevireceğimizi inanıyorduk yani takım halinde. Ve nitekim de ne güzel bir gol bulduk. Beraber maçtı yani. Tabi ister istemez birbiri olurken biz biraz geriye çekildik. Yani kontrataktan çıkmak istedik. Kardeşim ama... ben çok Nani'nin yapılan bir pozisyon var. Onun penaltı olduğu söyleniyor. Sence penaltı mıydı? Yok ben öyle görmedim yani ama şeyi söyleyebilirim, penaltı olmadığını düşünüyorum ben ama ben görmedim de bilmiyorum, kameradan daha iyi görüyorum ama son dakikada yediğimiz gol orada foul olmadan fikirten gol olduk son dakikada yani hiç foul olmadan bir yerden maçı kaybettik. Yani biz çok üzüldük yani son dakikada bu gol yemekle çünkü baktığımız zaman bir puan hak ediyorduk ama maalesef hakem foul çaldı, hiç olmayan foul'da. Çok üzgünüz yani. Bugün. Peki bir de Eto'yu sorayım. Eto ne kattık Antalya Spor'a? Nasıl bir oyuncu? Eto gerçekten çok iyi. Zaten kariyeri tartışılmaz. Ama takıma verdiği tecrübesiyle hani bize verdiği katkı çok önemli.
bizi her zaman motive ediyor yani. Böyle yapalım, böyle yapalım diye yani. Bir abi, büyük bir abi. Teknik direktör ve abi gibi. He öyle. Teknik direktör demedim ama bir abi gibi bize söylüyor yani. Peki çok teşekkür ederim. Başarılar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, buyurun hocam. Bana fikrimi sorarsanız. Evet hocam. Nani'ye yapılan hareket, hani ayağını yüksek kaldırıp topa dokunuyor. Sen diyorsun ki önce adamı deviriyor, evet, sonra top. Evet, adamın belini oturuyor. Bu görüşe de saygı diyorum. Sağda evet. Ben olsam o harekete penaltı vermem. Bu benim görüşüm. Ama verilebilir. Veren adamın da boğazını sıkacak. Sıkamaz. Ama bence penaltı değil. Değil. İki. Doğru. Demek ki hakem kötü niyetli değil. Ben kötü niyetli demedim. Evet. Kötü niyetli demedim. Başka bir şey için dedim. Dakika bak 6 dakika uzatmasına da bir şey diyemem. Niye? Hocam daha bir de fazla uzattılar. 5 dakika uzattı. Kalecinin de bir sakatlığı oldu. 1 dakikada öyle oldu. 95-38'de filan. Bülent Yıldırım'ın maç esnasında topa ve rakibi hareketle öyle güzel ayarladı ki. Öyle güzel çözdü ki. Oynattı ki. O pozisyonda şu vardır. Şunu söyleyeyim. Bir defa başta Aziz Yıldırım. Bu akşam Mahmut Uslu ve Murat Beyler. İnanılmaz bir algı operasyonuna başladılar. Bu algı operasyonunun içerisinde bu algı operasyonunun içerisinde siyasi boyutları da gündeme getirip aynen. Kendilerine göre haklı olabilirler. Lafım yok. Evet. Mesela Abdullah Gül olayı şudur budur. Hani eleştiriler. Evet. Bundan dolayı ben yanlış yaptı doğru yaptı Abdullah demiyorum. Abdullah Gül olayı ne ben bilmiyorum. Ya hayal meyal CNN Türk'te dinledim tam detayı. Adı geçtiği için söylüyorum. Abdullah Gül. Ne konuştuğunu bilmiyorum. Seyredemedim. Sana reklam arasında anlatacağım. Bu siyasi... Ama algı operasyonu işte... Ya bir ricada bulur hocam. Özür diliyorum. Hocam bağışlayın ne olursunuz. Evet. Ne olur siyaset karıştırmayın. Yok, siyaset karıştırmayın. Ne olursunuz. Başka bir yere reklam arasında hayır, anlatacağım. Hocam başka bir tamam, yere başka bir yere geliyor. Başka bir yere geliyor. Fenerbahçe başkanı ve idarecilerinin televizyonlar ve gazetelerdeki röportajı. Hı hı. Türkiye'deki her türlü kişiye kibarca bazen nedaketsiz gider yapması. Bunun içine basketbol, antrenörler dahil. Tamam belge. Şimdi bakın şu çelişki. Bu bir defa derebeyli gibi konuşmadım. Hocam çok bir özür dilerim. Yusuf milli takım oyuncu vermeyeceğim. Güzel. Yusuf ya hoca konuşuyor. Tanyevic'i sen vermedin mi Fenerbahçe? Burada bir virgül koyuyorum hocam özür dilerim. Gerçekten mükemmel yakın mücadele ettiler. Deplasmanda oynanması gerektiği gibi. Fenerbahçe karşı oynanması gerektiği gibi oynadılar. Hepsini tebrik ediyorum. Antalya Spor'un neler yapabileceğini gösterdik. İnşallah önümüzdeki maçlarda da daha iyi bir Antalya Spor izlettiririz. Peki hocam, belki lider olacaktınız ama olamadınız. Çok büyük haksızlığa uğradığınızı düşünüyor musunuz? Özellikle Mendil pozisyonunda. Bunlar tartışmanın bir anlamı yok. Ben kendi adıma hakemlere güveniyorum. Görmeyebilir, atlayabilir. Sorun yok. Bu maç artık geride kaldı. Biz önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz. Bir de hocam bir tartışma başladı. İşte takım içinde dengeleri sağlayamıyoruz. Çok yıldız oyuncu gelince. Sizde de bir Eto var. Takım içinde denge sağlamak zor oluyor mu? Valla biz hiç zorlanmıyoruz. Eto gerçekten mükemmel bir adam. Yani adam tek kelimeyle. Futbolcunu zaten tartışmıyorum. Adamlığı da bana göre çok iyi bir adam. Eto tartışılmaz. İyi akşamlar. Bakın ben siyaset karıştırmıyorum. Sosyal medyadan ve birkaç kişiden gelen bazı mesajlara cevap vereyim. Lütfen bu saatten sonra programda siyaset istemeyin. Yok kişi kızıyor mu? O kişiyi de biliyorsunuz. Kızıyor mu siyaset konuşmana diye. Biz siyaset falan programı değiliz. Siyaset konuşmayacağız. Biz spor programı konuşacağız. Bizi aşan şeyler bunlar. Rasim'den de rica ettim. Rasim bir siyaset uzmanıdır. Konuşabilir. Ama burada değil. Ben kendisinden de rica ettim. Sinan abiye dönüyorum. Ertemciğim şimdi bakın. Diego'nun oyunuyla ilgili bugün Pereira çok iyi oynadı demiş. Sağda büyüdü demiş. Evet Diego maçın yıldızıydı. Ona bir parantez açıyorum. Maçın yıldızıydı. Arkadaş bir şey söyleyeceğim sana. Çıkamaz. Bir adam sahanın yıldızı olması için iki asist bir gol atar. Bir asist bir gol atar. Bir şey yapar. Alıyorsun sağa dönüyorsun ve seyirci mırıldanmaya başladı. Omurdanmaya başladı. An meselesiydi. Bakın hele bir top falan kaptırsaydı bir şey olsaydı falan. An meselesiydi. Seyirciden ağır bir protesto görecekti. Yani Pereira bak yine söylüyorum burada üstüne basa basa. Alex yaratmaya, takımın patronu yaratmaya uğraşma. Diego'yla tamamıyla sen bu sonuca gidemezsin. Yani bir şey bak. Beşiktaş'taki Oğuzhan'ı gözünüz önüne getirin. Bir de Schneider'i gözümüz önüne getirelim. Şimdi baktığınız zaman Oğuzhan ne yapıyor? Alıyor gidiyor araya vuruyor. Araya atıyor. Pas. Hiç Diego'da gördünüz mü bir gol pası geldiğinden beri? Oynadığından beri bu sezon. Yani yalnız tuhaf hiç olan bir şey var. Top kapsın diye alınmadı ki Diego bir de değil mi hocam? Bir şu var. Beşiktaş'ın sisteminde Beşiktaş 4-2-3-1 oynuyor. Böyle anlamsız bir şekilde Fenerbahçe Atrol maçı bir de bu maç 4-3-3 oynuyor ya. Haklısın. Van Persie sağ çizgide oynuyor. Bak. Diego da orta üçlünün solunda oynuyor. Nasıl oynattın sen biliyor musun?
Mehmet Topal'ı defansın içinde önünde oynatıyor. Oynatıyor. İçinde. Sağında Jose. Beşli defans oynatıyor. Sağ. Fark etmez benim için bak. Diego nerede? Sağda da Topal. Sağ nerede? Topal bir kere kaleye uzak oynuyor. Hayır, anlamadığım bir şey var. Bakın. Fenerbahçe neden çok az gol pozisyonuna giriyor? Çünkü bütün işi yapması gereken, gol pozisyonuna sokması gereken kişi başroldeki oyuncu Diego. Ama Diego yetmiyor kardeşim. Diego'nun buna ne kalibresi, ne kalitesi, ne fizik olarak. Fizik gücü eksik. Fizik gücü de yetmiyor. Yani bunu evet. yapamaz. Evet. Burada Fenerbahçe takımın yine bak bunun kararını verecek. Göreceksiniz. İleriki haftalarda görecek doğruyu. İşte Ozan Tufan ve Volkan Şen falan bu takımın oyuncusu olacak. Çünkü hem hızlı hem çabuk oyuncular çok rahat adam geçiyorlar. Markovic yani geldi, değil mi? Bak şimdi Alper'e oyun alıyorsun. Oyunu hareketlendiriyor tamam ama yok, Diego abi. Falan oyun şimdi son 96. dakikada orada faul yaptırmış da falandı filandı o zamana kadar. Abi ben ona bakmam. Ona bağlıyor. Ben Alex'e her zaman bakardım. Acıya bakarken neydi? Veya bizim Sergen'e bakarken. Ne yaptın? Attın mı attırdın mı? Asist var mı yok mu? İcraat var mı oyunda? Hiçbir icraat. Alıyor yanına veriyorsun. Kim maçın bugün yıldızı biliyor musunuz arkadaşlar? Nani. O kadar. Kesinlikle bitti. Bir de ikinci yıldızı vardır. Van Persie. Yani Fenerbahçe'nin en büyük klası 3-4 hafta sonra fizik olarak iyi duruma geldiği zaman gerçek olarak Van Persie olacaktır. Sinan. Tartışmasız. Mehmet Topal da yalnız. Bak Mehmet Topal'ı ben müthiş hayal. Oynadı biliyor ben musun? Transferlerden bahsediyorum. Mehmet Topal zaten bu takımın gerçek savaşçısı. O ayrı. Yani herkesin kademesine giriyor. O ayrı bir şey. Evet. O onunla bir şey söylemiyorum. Mesela bak. Şey, Hasan Ali soldan kaç defa gitti kaldıramadı. Van Persie soldan bir gitti tak kaldırdı. Evet, Nani'nin kafaya vurdu. Evet. Onun için buradaki ana etken Fenerbahçe'deki en büyük hani gol yollarında az pozisyona girmesinin en büyük sıkıntısı her şey Diego'dan bekleniyor. Israrla ısrarla. Yani Diego'yu tamamen bir Maradona pozisyonuna sokmaya çalışıyor. Fizik olmaz. Gücü de yetmiyor. Hacı'ya yok. Düşüyor. Yetmez. Evet, kalibresi de yetmez. Şeyi de yetmez. Ve sağ alıyorsa ve taraftar bunu gördü. Homurdandı bak dikkat et tribünde seyrederken başladı uğultu uğultu olmaya. İkinci olarak da son kez söyleyeceğim. Aynı şekilde Diego'nun pozisyonu bana göre faul değildir. Hakem Bülent Yıldırım baskı altında kalmıştır. O pozisyonda çalmıştır. İkinci pozisyonda penaltı verse biz burada aynı şekilde bu penaltı verilir mi derdik ama verebilirdi. Ama bana göre de beni inandıracak bir penaltı olmadığını düşünüyorum. Aynı şekilde beni inandıracak bir penaltı olduğunu düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin iyi oynaması için daha hızlı oynaması lazım. Çünkü niye? Fenerbahçe takımı yavaş oyunculardan kurulu. Bakın Şener de hızlı gibi görünüyor ama çok asistçi değil. Yani gidip top kesebilen o kalibrede değil. Solza'ya bakıyorsun yavaş. Topal aynı cinste bir oyuncu. Sinan Şener'in önünde sen, enteresan Fampers oyuncu abi çizgide. Yani şimdi, ne enteresan bir dizilmiş Fenerbahçe ya. Takımının, 4-3-3. Fenerbahçe takımının en büyük sıkıntısı çabuk oyuncu sayısı az. Bir çabuk oyuncusu var. Kim? Nani. Baktığın zaman. Kenarda da Volkan var. İkincisi nedir abicim? Fenerbahçe futbol takımının en büyük, bakın en büyük sıkıntısı santrafor söyledim. Bu tabakın. Yanlış anlaşılmasın. Tespitte hata olmaz. Arkadaşlar belki 25 gol atabilir. Ama Fernando Fenerbahçe'nin gerçek santraforu değil. Yani bu takımın santraforu değil. Atabilir belki. Bu kadar yıldız almışsın, bu kadar yıldızlar toplu almışsın. Bir futbol takımının yıldızı hep santraforudur. Golcüsüdür. Golcü tamamıyla bir numaralı oyuncudur değil mi? Öyle bakarsın. Santrafor. Fernando bu takımın yıldızı santraforu değil. Bu takımı santrafor eğer alıyorsan Nani'yi, Van Persie'leri bunları alıyorsan bu takımı o kalibrede bir isim alacaktın. Evet. Beni son bir haftada rahatsız eden ben bunları söylemem lazım. Yani puzzle'ın bütün parçalarını hepsi. Aziz Yıldırım Bey'in Habertürk'te konuşmaları. Belli oranda birçok yere gider yapması. Belli oranda Abdullah Gül'e bir gider yaptı. Kanun. Ya tam hatırlamıyorum. Abi, ne dediğini tam bilmiyorum. Adı geçtiği için. Ama şey gibi değil mi hocam? Sportif anlamda. Vito Corleone gibi konuşuyor. Bir kulüp başkanı dinle. Ben milli takıma oyuncu vermiyorum tehdidiyle spor kamuoyunda yer alamaz. Diyemez mi hocam sence? Diyemez. İki. Evet. Çünkü milli görev. İki. Bunu da içimden geçiyor söylemek zorundayım. Asla öküz altında da buzu aramayın. Bu sadece benim safiyane bir düşüncem ve sorumdur. Bomba bir şey geliyor. 30 yaşında Ronaldo, Messi, Robben'in eskisi olmayan Musa Sova bir Arap kulübü. 17 milyon. Bir son yılına gelmişken 17 milyon euro bonservis bedeli vermesi futbolun doğal nizamına %100 aykırıdır. İçimden bir ses bunun açıklandı çok açık. Dedi ki Al Ahli kulübü Musa Sova 17 milyon euro para verdi. Şimdi tamam bunlar 1 milyon da Sova. Tamam. Sova.
Caman 17 bin. Evet. Şimdi tamam, Araplarda bol para var, zaman zaman böyle kuvvetli harcamalar yapıyorlar. Atıyorlar. Lakin 30 yaşında Messi misin be adam, Ronaldo musun, hocam, Robben misin, Musa Sova, bir dakika, Musa Sova 17 milyon euro bonservis bedeli vermesi, evet, benim bildiğim futbol nizamına %100 aykırıdır. Hocam, hocam çok enteresan. Instagram'a hocam çok soru geldi. Senle ilgili. Çok hani hocayla ilgili çok müthiş konuşuyorsun. Müthiş adamsın. Müthiş Instagram'a senle ilgili bir tane var. Mesela diyor hoca bu penaltıyı vermem de diyordu. Nani'ye yapılan, evet. Nani'ye vermem. Alpay Hakan Şükür penaltısını niye verdi diye söylüyorlar. Bak şimdi bak, o yanlış. Instagram'a yüzlerce böyle soru geldi. Benim hakemlik hayatımda ben sıfır hatayla maç yönettim falan diye iddiam yok. Bizler de hata yaptık. Tamam. Ben imkanım olsa geçmişimde en az 4-5 tane majör hatayı yapmazdım. Yanlış gördüm, eksik gördüm. Yanlış der, lafım yok. Tamam. Benim vermiş olduğum kararlarla. Evet. Şimdiki hakem ben şu var. Yani bu neye benziyor biliyor musun? Örnek de bulamadım. Bugün Nani'nin pozisyonu sahada olarak belki ben penaltı verebilirdim. Kesin verirdim. Bak lafı nereye getirdin? O atmosferde verebilirdin. Ama bu kesin şu değil. Verirdin. Geçen hafta penaltı Volkan'ın Rize'de yaptığı hareketi sahada olsam ben de penaltı verdim. Ama yakın çekimde baktığım vakit sanki penaltı değilmiş izlenimi aldım. Tamam, ne güzel. Bu akşam Nani'nin pozisyonuna penaltı veren hakem de kamera şakası komedi gibi demem. Ama son dakikada 96. dakikada Diego'nun bulunduğu yer, hakemin görüş açısı, evet, ayağın uzanıp yere basışı, Diego'nun düşme açısı, düşme şekli, evet, FIFA kokartlı hakem bunu yemez. Ha. Yemişse kötü niyetlidir diye asla bir kavram yok. Bilinçaltı. Şimdi bir dakika abi. Bakın beyler. Sinancığım, ben de bir şey söylemek istiyorum. Bu bilinçaltı, bu profesyonel hakemlik işini ben sevmedim. Şimdi hocam bak. Profesyonel hakemlikte hakemler ben, acaba farklı türlü dizayn mı ediyor? Ben de başka bir şeyleri sevmiyorum. Yani o penaltı şimdi, doğru değil mi diyorsun bak, hocam? Bak ben de başka bir şeyler sevmiyorum. Ertem. Buyurun hocam. Ertem. Yine olsa yine o penaltıyı verir. Hocam bu işleri sevmemiş. Ama Alpay Yalkan Şükür penaltısını bugün ben alayım değil ki. 9 yıl önce, 15 yıl, kaç yıl önce oldu ya? 18 yıl, bırak abi ya. Çok soru geldi diye söyleyeyim. Tamam Sinancığım. Şimdi ben de Ahmet Hoca bu işleri sevmiyorum diyor ya. Bak ben de şunu sevmiyorum. Milyonlarca Fenerbahçeli biz bundan artık nefret eder duruma geldik. Bak bu faullerden Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a her hafta bu olmayan faullerden yüzlerce faul frikik yaratılıyor. Hiç gündeme gelmiyor. Fenerbahçe'nin aleyhine verilen Rize'deki penaltı bu kadar konuşulmuyor. Aa değilmiş deyip geçiyor. Fenerbahçe lehine olan bir faul bile, 18 yaşındaki bir faul bile sosyal medyada ve yazılı görsel medyada bu yıllardır böyle algı operasyonu olarak saatlerce konuşuluyor. Hele bu maçı Fenerbahçe bak oraya herkesin yazısını yazıyorsunuz. Benim de yazımı yazın. Yazalım. Fenerbahçe bu maçı Bülent Yıldırım'a rağmen kazanmıştır. Bülent Yıldırım'a rağmen Fenerbahçe bu maçı kazanmıştır. Apo, bu kadar. Şu soruyu soruyor. Bu kadar. Penaltıyı verir. Bak hocam penaltıyı verecek. Penaltı sana göre, bana göre %100 penaltı. Hatta penaltının babası tillahı. Ya değil. Babası ya, hocam. Ayak tepesi penaltı hocam, değil ya. Hocam beyninde al şuradan seni. Hocam ya yapmayın hocam, bırakın ya. Hocam. Balta direkt tepesinde hocam. Bence ya bence de net penaltı hocam. Bu penaltı, penaltı demek hocam, bu penaltıyı akşam eve git yayıncı kuruluşta seyret. Bu penaltı değilse ben Haybe'ye 15 yıl hocam, şunun neresi penaltı değil ya? Ben gösteremiyorum ama bunun neresi penaltı değil? Hocam gösteremeyiz ama bunun neresi penaltı? Ben penaltıya penaltı değil diye. Hocam net penaltı bence. Hocam seni tanımıyorum. Seni tanımasam bak bu penaltıya penaltı diyen adam kesinlikle Fenerbahçe'ye karşı art niyetlidir ya da futboldan hiç nasibini peki, almamıştır. Peki ben futboldan anlamıyorum. Tanıyorum. Hayır ben Fenerbahçe'ye karşı art niyetliyim. Abi, karşımızda evet, Sinan Engin var. Galiba art niyetlisin. Penaltı mı? Ben vermem. Evet. O zaman o da Fenerbahçe düşmanı. Hayır ben çünkü Sinan'ın bu görüşüne katılabilirim. Senin katılma. Bana niye katılıyorsun? Sinan'la kimse aynı şeyi söylüyor. Hayır sen Sinan'la biz hakem yorumcusu değiliz. Evet. Sen bu şeyin üst düzeyde yapmış adamsın. Evet. Ve sen buradaki penaltıyı eğer hakikaten sezemiyorsan yani ben şüphe içindeyim. Ama seni çok tanıyorum. Ben yani, o penaltıyı vermem. Hocam bu penaltı %100 penaltıdır. %100 penaltı diyemezsin. Penaltıdır. Bak hatta penaltı kere penaltıdır. Bir de oyuncunun cezalandırılması lazımdır. Her neyse çok da sinir yapmayalım. Galibiz. Ne olsa. Peki benim bu pozisyon penaltı değil. Hakkım dediği yok mu? Var. Benim de şiddetle buna karşı çıkma hakkım var. Şiddetle karşı güçlü sorma hakkım var. %100 penaltı. 96. dakikadaki faulü Eto. Eto öyle bir faul. 100 tane verdi. Eto'ya bugün maçta
100 tane faul verdi hakem. Hem de süt hocam. Fenerbahçe'nin penaltısını verse bu maç 3'e 4'e gider hocam. Penaltı değil pozisyon. Penaltı hocam. Ha şimdi şu var. %100 penaltı şimdi hocam. Şimdi bakın çok büyük sıkıntı var. %90 açık konuşayım. Değil. Ben çok merak ediyorum. Hakeme rağmen kazandı. Yayıncı kuruluşta ve TRT'deki yorumcuların Nani'nin pozisyonuna balans mı yapacaklar yoksa gönüllerinden geçenler? Şimdi bakın Ersun Yanal da baskı altındadır. Niye? Ben herkesi... Bakın niye? Aziz Yıldırım da eğer yanlış hatırlamıyorsam şöyle dedi. Yayıncı kuruluş hangi hakla bizim gönderdiğimiz, tırnak içinde kovduğumuz bir hocayı yorumcu yapar? Şimdi bu Ersun Yanal'ın yorumlarına da ipotek koymak demektir. Evet. Doğrudur, bakın bu çok haklıdır, yanlış. Haklıdır. Nasıl bence haklı? Haklıdır. Tabii ben bu işi sevmiyorum. Bak hocam bunu söyle. Hocam ben antrenörüm. Ben bu yüzden hocam bir şey söyleyeyim. Tamam bak. Şey, hocam ben yıllarca teknik direktörlük de yaptım. Tamam mı? 10 seneye yakın. 15 senede profesyonel top oynadım. Bak hocam bir teknik direktör bir takımdan kötü şekilde ayrıldıysa o takımın kendinden sonra benden sonrası tufan misali kötü gitmesini ister. Tamam mı? Oraya oturup yayıncı kuruluş bütün ülkenin seni izlediği yayıncı kuruluşta oradan yaralı ayrılmış bir teknik adamın Fenerbahçe için hayırlı yorumlar yapacağına beni öldürsen inandırmaz. Peki, o zaman Fenerbahçe'nin her kazandığı maç Ersun Yanal'ı rahatsız eder. Ersun Yanal bir isimdir. Bak, başkası da olabilir. Apocuğum, Mustafa Deniyor. Apocuğum, şimdi anladım. İsmail Kartal bir yerde yorumcu olsun. Evet. Fenerbahçe lehine iyi bir tane yorum gelmez. İçinden gelmez ve orası yayıncı kuruluş olduğu peki, için algı operasyonu yapmaya çok rızası için. Sen olmaz Ali Kıran baş keser misin? Erman Toroğlu'nun kovulmasına vesile oldun. Erman Toroğlu basın mensubudur. Onu eleştirebilirsin. Fakat İkinciyi söylüyorum. Hocam bunlar teknik direktör. Bir dakika. Para kazanıyorlar. Bir dakika işsiz kalmayana dayanamıyorlar. Lan oraya atla oradan iş buluyorlar. Ersun Yanal'ı günahım kadar sevmem. Şansal büyük ayla problem yaşadık mahkemeniz. Hocam, buna rağmen hocam, ben burada bir konuşturama ya. Bir dakika konuşturama ya. Yalnız abi Abdülkerim. Bir saniye. Abdülkerim hocam. Önemli bir şey söyleyeceğim. Bir cevap versin. Bak tekrar söylüyorum. Arka arkaya gelince olmuyor. Bir cevap versin Ahmet hocam. Türk futbolunun patronu Yıldırım Demirören gibi görünse de doğru icraat anlamında Türk futbolunun ekmeğini, suyunu, parasını veren yayıncı kuruluş Digiturk League TV'dir. 450 milyon dolar artı KDV. Gelsin. Hocam özür dilerim. Nani konuşuyor. Çok özür dilerim. Nani konuşsun size dönelim hocam. Evet. Então, o que você gostaria de falar sobre o jogo e sobre o teus gols, sobretudo o segundo? Ah, foi um resultado justo. Acho que fomos a equipa superior desde o primeiro minuto. Nosso adversário não teve nenhuma oportunidade, teve só o lance do gol, que foi um lance de ressalto. Acho que foi uma vitória merecida. Demonstramos um pouco de cansaço a partir do minuto 70, devido ao jogo a meio da semana, mas demonstramos que somos uma equipa ambiciosa, que vamos lutar até o final, e devido a isso conseguimos marcar o gol no último minuto. Temos todos os parabéns. Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Bu akşam üstün olan taraf bizdik. 1. dakikadan 90. dakikaya kadar golü aradık ve her zaman biz üstünlüğümüzü ortaya koyduk maç içerisinde. Rakibimizin hiçbir pozisyonu yoktu. Sadece bir kontra ataktan bir topla gelen bir pozisyonda gol bulmayı başardılar. Maçı kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum. Hafta içinde oynadığımız karşılaşma bizi birazcık zorladı. Ancak biz hırsımızı ortaya koyduk. Yorgun da olsak son dakikalarda. Hırslı bir takım olduğumuzu gösterdik. Son dakika kadar mücadele ettik. Ve hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. We had opportunities to score the second goal. Tivemos a oportunidade de marcar o segundo gol. Especialmente um lance de penalti que ficou por marcar. Acho que foi muito claro o lance, mas o árbitro decidiu não marcar, mas essa é a opinião dele, temos que respeitar. Mas como já disse, fomos muito superiores, tivemos muitas oportunidades, e se esse lance tivesse se o árbitro tivesse marcado penalti, se calhar não tínhamos passado por esse mau bocado. E acho que são lances que têm que ser vistos ao pormenor. İkinci golü arıyorduk. 1-0'dan sonra ikinci golü atmak için uğraşıyorduk ve birçok da pozisyona giriyorduk. Bu pozisyonlardan birinde bir penaltı pozisyonu söz konusuydu. Net bir penaltımız vardı ama maalesef bu penaltı çalınmadı. Hakemin fikridir, hakemin fikrine saygı duyuyorum ancak katılmıyorum bu fikre. Çok fazla sayıda fırsat buluyorduk dediğim gibi ve o dakikada o penaltı verilseydi bu kadar zora girmeyecekti bu karşılaşma. Daha önceden de bitirebilirdik biz maçı. Muito obrigado. Thank you. Ertem Şener, Nani'ye frikikle ilgili soru sordurulmadıkları için frikik konusunu soramadık.
Sadece kendisi söylemek istediklerini söyledi. Şu anda gördüğünüz gibi basın toplantısından ayrılıyor. Diego'nun pozisyonu ile ilgili soruyu soramadığımız için onun cevabını doğal olarak alamadık. Peki, teşekkürler Devrim. Buyurun Sinan abi. Soru geliyor Nani'ye iki sarı karttan atılması lazım deniliyor. Hocam ne diyorsun o pozisyonlara? Şimdi bakın genel hakem eleştirimi söyleyeyim. Hayır. Nani, iki sarı kart atılması, sarı kart atılması gerekmiyor. Bir, Zeki'ye verilmesi gereken kart var. Evet doğru. Hakem hatalarını söylüyorum. Aynen. Penaltıyı Apo veririm dedi. Sen vermem dedim. Ben abi, vermem kim dedim. Kim verir bunu, ya? Bunda bir dakika. Ama buradaki kritik Rıdvan nokta şu. Veririz. Bakın kritik nokta şu. Son saniyede yaratılan faul bir hakem skandalıdır. Bu skandalın sebebini söylüyorum. Yayıncı kuruluştaki insanlar, Türk hakemleri maalesef şu anda son bir haftalık icraatta Sayın Aziz Yıldırım'ın baskısı altına girdiler. Aziz Yıldırım'ın şunu deme hakkı varsa var değil. Bu olduğu söyle bir daha milli takım oyuncu vermem. Bu bir. İki. Sabredemiyorum. Bir dakika. İki. Ersun Yanal'ı göndermedi bir defa Fenerbahçe. Ersun Yanal istifa etti. Tıpkı Rıdvan Dilmen gibi. Yalan. Tıpkı Mustafa Denizli gibi. Yalan. Hepsini Aziz Yıldırım'a gönderdi. Çok net bir şey devam ediyorum. Hepsini Aziz Yıldırım'a gönderdi. Bir dakika. Gönderdi. Hepsini. Hayır anladım. Kısa bir şey söyleyeyim hocam. Yani sen patronuna. Hepsini. Manşeti vereyim mi? Hepsini. Dik TV Türk futbolunun patronudur. Hepsini. Bakın Şansal Bey'le problemliyim, mahkemeliyim. Ersun Yanal'ı da günahım kadar sevmem. Konu ama sen hangi haklı Dik TV benim gönderdiğim adamı oraya yorumcu yaparsın derse bu ikinci Erman Toroğlu'na kızdı. O zaman sana mı soracak? Olmaz beyler. Bu Türk futbolunun ünitelerini baskı altına almak için. Ersun Yanal'ı böyle bir şey kabul edin. Hafta içi 3 gün önce Ersun Yanal'la karşılaştım. 2 gün önce. Ersun, yo, dün mü ya dün? Celal falan bizim zorluda Ersun Hoca'yla. Epey uzun sohbet ettik. Kimle? Ersun Hoca'yla karşılaştık hocam. Niye ayrıldın Fenerbahçe'den dedim. Aziz Yıldırım 24 tane futbolcu seni istemiyor demiş. Aa bak çok önemli. Haklı. Haklı. Şu an... Sinan Engin'in yaptığı çok arkadaşlar bunu yazalım artık hemen. Bir dakika. Sinan Engin'in yaptığı çok önemli. 24 futbolcu seni istemiyor demiş. Bir takım seni istemiyor yani. Sayın Aziz Yıldırım, Ersun Yanal'a. O da dedi ki. Sevgili seyirciler bunu manşet olarak yazalım artık. O da dedi ki ben Volkan'ın, Emre'nin, işte Selçuk'un çok delikanlı çocuklar olduğunu biliyorum. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum dedi. O halde. Yani ben inanmıyorum dedi böyle bir söyleme. Tamam. O Ersun Bey'in şeyi ama bir kulüp başkanının yayıncı kuruluştaki yorumcunun niye oraya yorulduğuna müdahale etme hakkı var mı? Hocam. Mesela ben Sayın Lig TV Genel Müdürü'ne Sayın Şansal Büyükada şu açıklamayı beklerim. Var. Bizde kimin yorum yapacağına kulüp başkanı değil biz karar veririz. Erman Toroğlu hikayesi şeylerde çıktı, tapelerde. Ya Ersun'u kovdun. Mustafa Denizli geldi. O da aynı şekilde. Aynen öyle. O da Fener'den gönderildi. Aynen öyle. Şimdi Rıdvan geldi, Rıdvan gönderildi. Kristof Kahn geldi, o da gönderildi. 24 futbolcu seni istemiyor. Çok enteresan, doğru bir şey söyledin. Milyarlar, hayır. Yorumculuk adına... Sinan abi, bir müsaade etsin. Sen şimdi yorumculuk adına... Sen yorumculuk adına... Aziz'e uyduruyor orada. Enteresan bir şey söyledin. Ne söyledin biliyor musun? Yani sen, ben şimdi yayıncı kuruluşu merak ediyorum. Bir vatandaş olarak. Arkadaşlar tam yazalım. 24 futbolcu seni istemiyor. Oradaki adamların yapacağı yorumlar... beni yani ilgilendiriyor. Çünkü ben oradan sağlıklı yorum almak istiyorum. Bir sene önce evet bir takımı çalıştırmış olan bir takımın hocasının orada yorum yapması yani ne kadar doğru yorum yapacak. Son derece rahatsız edici bir durum. Bir İkincisi bana Ersun Yanal. Ersun Yanal. Hayır bir sürü. O da eder. Ersun Yanal'la bir sürü şeyler konuştu. Da bu basında da çıktı. Buna benzer diye bunu söylüyorum. Yani basında çıktı diye ben bunu kullanabilir miyim dedi. Bilader dedi önemli değil dedi. 24 tane futbolcu Aziz Bey çağırmış. 24 tane futbolcu seni istemiyor demiş. O da zaten ben dedi inanmıyorum buna. O zaman dedim o seni kendisi yolladı dedim. Yani tabii. Kalkıp da Emre, Volkan siz dediniz ya mesela burada bir ara geçen. İşte Emre'ler, Volkanlar, bilmem neler yolladılar diye. Yani toplandılar. Geçen sene şimdi 24 tane futbolcu. Ben bir yabancı oyuncunun gidip de hocayı istemiyoruz diyebileceğini düşünmüyorum. Falan. Evet. Düşünmüyorum. Ondan dolayı onu söylüyorum. Ama öteki türlü evet teknik adamlarımızın yorumculuk yapmaları, kaçıyor teknik direktörün ya. Yorumculuk yapmaları ya. Sakıncalı. Hayır sakıncalı. Neden sakıncalı arkadaş? Ben bir Dijitürk şeyim ben. Dekodorcuyum ben. Müşteriyim. Ben para veriyorum. Müşteriyim. Ben sağlıklı yorum almak istiyorum. Hocam, Ersun Yanal mesela ben şimdi Ersun Yanal'ın şu pozisyonlarla ilgili evet. Ne söylediğini merak ederim biliyor musun? Şu anda Ersun Yanal'ın hocam. Baskı altında kaldığını düşünüyorum. Aynen Aziz Bey'in öyle. İfadelerini. İşte onun için yapmayacak hocam. İşte onun için. Hocam bak ama bir şey. Ama bir dakika bir demokrasi denen bir ülkedeyiz ya. Hocam bak Allah aşkına. Serbest bir şey var ama ya bir dakika ya. Kardeşim. Tek tek arkadaş. Tesadüf mu bu ya? Öldü mü bu ülkedeki futbol adamları yorumcular? Hocam bak sana söylüyorum. Sen hayatında teknik direktörlük yaptın mı? Yapmadım. Ben yaptım 10 takım diyelim ki 7'sinden kovuldum. Her teknik adam problemle ayrıldığı kulübün
kötü gitmesi için bildiği her şeyi yapar hocam. Bana hiç anlatma. Bana hiç anlatma. Ben bilirim. Bunu istersen teknik adamlarla tek tek konuş. Ama şimdi şu var. Ya benden sonrası tufan var. Bak şu an isim önemli değil. Ersun Yonal, Mustafa isim önemli değil. Bak bu doğru bir Fatih hareket değil. Şimdi İsmail mi? Kartal Fener'den ayrıldı hocam. Evet. Garip garip demeçler veriyor Fenerbahçe aleyhinde. Öyle İşte mi? Tekerlek nereye giderse baş oraya gider. Efendim bana bir tane oyuncu almadılar. Şimdi 50 oyuncu alıyor. Böyle garip garip. Şimdi bu adamı getirip şeye mi koyacaksın? Yayıncı kuruluşa yorumcu. Ve ondan sağlıklı ya yorum ama, bekleyeceksin. Apocuğum, hocam bana bak, şunu cevapla. Hocam, Türkiye'de nizam var. Hocam, Türkiye'de futbolda bir adam var ki Allah. Buraya bu hocam, çıkmayacak. Bir takım ben, oyuncu vermeyeceğim. Hocam, sen sus, sen konuş. Hocam, ne oluyor hocam, ya? Lig TV, hocam, bir şey söyleyeceğim. Lig TV, bir saniye. Bak Lig TV. Abi yavaş yap, bağırma. Tamam da. Abi bu yetmiyormuş gibi. Abi hocam bak hocam inatla. Abi inatla, sakin ol ya. Aradaki farkı anladığı halde çok akıllı. Abi bak bu ülkede. Anladığı halde Erkan Toroğlu'yla Erkan'ı bir kafeye koyuyorsun. Bak, o adam basın mensubu. Bu işten ekmek kazanıyor. Ertem. Bu şimdi, milyon dolarlar kazanıyor ya. Bunların gözleri dönüyor hocam ya. Bırak birisi, Allah aşkına takım çalıştırsınlar ya. Ertem, ya şimdi, da istifa etsinler takımı bıraktık. Bakın beyler hocam, özür dilerim bana 10 saniye izin verin. Bunu da söylemeden söyleyeceğim belki reklam sonra da susacağım uzun bir süre. Susma. Beyler rahatsızım. Bu gece Bülent Yıldırım'ın verdiği faulden ve Başakşehir'in attığı ikinci golden son derece rahatsızım. Ben de rahatsızım. Bunlar kaçmaz kardeşim. Bu program sonuna kadar konuşmayacağım. Sana söz veriyorum. Kısa. Program sonuna kadar sana niye konuş ya? Konuşmayacağım. Hoca konuşmayacağım. Günahım bu. Son derece rahatsızım. Fenerbahçe'nin kazandığı her maçtan sonra bu medyada yapılan operasyonlarından, algı operasyonlarından son derece rahatsızım. Milyonlarca Fenerbahçeli adına konuşuyorum. Bu kadar. Son bak derece rahatsızım. Birisi bana Instagram abi, hocam bakın. Bakın hocam. Bu ülkede yazın. Bu ülkede biz bu işleri nasıl halledeceğiz? Ben şike var filan demedim ya. Hocam hayır, değil. Hocam hayır. Ben şikeye getirmeyin olayı ya. Ben pozisyonun penaltı olmasını olmayı şike değil. Baskı hocam, diye düşünün. Psikoloji diye düşünün. Şimdi burada arkadaşlar ben pozisyonun penaltı olmadığını söyledim değil mi? Evet. Diego'nun pozisyonunda faul olmadığını söyledim. Aynı şeyleri söyledik sen. Aynısını söyledik. Evet. Birisi Miyaç Reh diye bir tane çocuk. Sinan Engin bırak da Ahmet Hoca konuşsun. Sendeki bu Fenerbahçe sempatizanlığını anlamış değilim. Ya kardeşim neyin fendi sempatizanlığı? Daha ne söyleyelim? Fenerbahçe ile ilgili hakemlere yani dinlerken istiyoruz ki insanlar biraz aklı başında yani dinleyin. Yani ne söylediğimizi tam anlayın. Arkadaş ne söylediğimizi anlamadan kalkıyor. Pozisyonun faul olmadığını, penaltı olmadığını. Bunların hepsini söyledik. Fenerbahçe sempatizan. Nasıl anlayacağız? Nasıl halledeceğiz bu işleri? Anlamazsın. Bu insan hayır. Abi anlayacak insanlar. Anlayacağız abi. Öyle bir şey yok. Anlayacaklar. Abi bizi dinleyecekler, anlayacaklar. Biz burada ne söylüyorsak dinleyecekler. Dinlemiyorsa başka kanalı seyretsin. Bir kahve molası veriyoruz hocam. Tamam. Kahve molası ama bakacağım. Sen bana 3 saniye izin verin. 3 saniye. 2 3 saniye. Evet. Benim böyle yapma heyecanlanıyorum. Ben genç bir adamım. İçim kıpır kıpır. Beyler onu bunu geçin. Evet. Bu hakemleri cuma günü bir yerlerde topluyorlar. Bunlarla, ben sevmiyorum. Bak şike hocam sokma işi. Benim başımı dert sokma. Psikolojik harekattan bahsediyorum. Beğenmedim şu an bir şey, hocam. Hocam ne şu olursun? An bir arkadaşımız. Çok acil gitmeniz lazım. Sinan abi Ersun Yanal'la Tümer Metin. Sezonu. Şu an Sinan abi Ersun Yanal ve Tümer Metin. Fener'i yorumluyorlar. Sıkıntı yok. İyi konuşuyorlar. Sevgili seyirciler. Baskı altında. Bir reklama gidiyoruz. He? Reklama gidiyoruz. Kahve molası veriyoruz. Gene ben aklıyım. Baskı altında. Hocam bir saniye durur musunuz ya? Ya ne olur bir durun ya. Rasim. Ya abi sen git reklama biz konuşacağız ya. Bir dakika durun ya. Sen de durun durun. Ne durun kanko? Ertem. Abi bir durun ya. Ertem ben yapmıyorum zaten. Abi reklama gideriz. Mahmut reklama gidelim ya. Fenerbahçe şampiyon yapılmış. Ya Rasim. Evet sevgili seyirciler devam ediyoruz. Hashtag'imiz Beyaz Futbol'da bu gece. Beyaz Futbol'da bu gece hashtag'ine sorularınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Osmanlı Spor, Sivas Spor karşılaşması bir berabere bitti Sivas'ta. Pereira çıkıyor. Vitor Pereira arabayla çıkıyor sevgili seyirciler. Bugün maç sonrası Sezgin yanında bir açalım sesini. Koç, Türkçe kelime. Türkçe kelime. Yes, Türkçe. İyi akşamlar, günaydın. En büyük Fenerbahçe. Okay, okay. Pereira, we love you, Pereira. We love you. I love you too, I love you too. Thank you very much, Pereira. Evet, Vitor Pereira ailesiyle birlikte stattan ayrılıyor. Arkadaşlarımız Türkçe konuşturmaya çalıştı. Pereira tabii öyle diyecek. Çok sempatik. Bunu da belirtelim. Maç sonrasında top toplayıcı çocuğa sarılması bence maçın karesiydi. Maçın görüntüsüydü. Hafta çok sıkıntılı başlamıştı sevgili seyirciler. Bugün bu maçın hakemi Bülent Yıldırım konuşuldu. Konuşulmaya devam ediyor ama Sivasspor-Osmanlı Spor karşılaşmasında Tolga Özkalfa'nın vermiş olduğu ve vermemiş olduğu kararlarda gündeme damgasını vurdu. Yoğun telefonlar geliyor. Hocam bu konuyla ilgili şimdi olarak bakın, Tolga Özkalfa'nın maçı anlatacağım, uzatması. Anlatacağım. Evet. Çok net konuşuyorum. İlk yarı golünü belirlemesi Osmanlı Spor'un.
bazı olaylardan son derece rahatsızım. Üstelik ligin daha henüz başında olmamıza rağmen. Bir, bazı hatalar vardır. Evet. Kabul görür. Örnek mi? Bana göre penaltı geçen hafta Volkan'ın yaptığı hareket ama sahada ben de olsam o penaltıyı veririm dedim. Ben de öyle dedim. Tamam. Ben de öyle dedim. Evet, aynı şekilde de. Geçen hafta Rize'de adam Rövaşata ile topu çizgiden çıkartırken Josef kafayı sokuyor. O çift vuruş olmalıydı. Penaltı değil. Aziz Yıldırım orada da hata yaptı. Çünkü kafaya temas yok. Yok. Tehlikeli hareket. Şimdi bazı hataları eski bir hakem olarak bu hataların yapabileceğini hissediyorum. Bunun açıklaması yok. His bu. His. Koku. Koku alıyorum. Ama dün belediye Bursa maçındaki o boşnak çocuğun attığı ikinci golde bir Vizcan. Yardımcı hakem Vizcan'ın o pozisyonda ofsayta atlaması tuhaf. Aynen. Bu gece 96. dakikada uzatmasında hiçbir tuhaflık yok. Çok normal. Ama Diego'nun kendini çok abartılı şekilde yere atmasına faul vermesi düşündürücü. Şimdi arada baktım. Özet görüntüleri hazırlamışlar. Sivas. Aynen hocam. Beraber başında. Baktık. Tolga'yı tanımıyorum. Beraber ama baktık. Tolga'yı tanımasam. Asla da toz kondurmam. Bir doğrama var hocam. Bir hakem bu kadar mı can alır? Şimdi bakın ben bu Tolga'nın geçen sene Fenerbahçe'nin 90. Evet. dakikada verdiği göğsüne çarpan pozisyonda penaltıyı veren hakem bugün çok kötü maç. Çizdiğin hakem değil miydi? Bizim babamızın oğlu falan değil. Zamanı gelince de en geçen sene Başakşehir'i söyledik. Hayır. Osman Başakşehir Bursa'yı söyledik geçen sene. Osmanlı'nın hocasıydı. Ağır şekilde eleştirmiştik. Hocam Tolga'ya dirsekler, fauller, verilmeyen gol. Aynen. Şimdi bu buradan şu çıkıyor ortaya. Hocam Mehmet Güven'in net bileğine basılıyor. O Mehmet Güven değil mi? Mehmet Güven'in bileğine basılıyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu 3 maç. Şu ana kadar 3 maça baktım. Maalesef Trabzon maçına bakamadım. Ona da bakacağım. Of. Başka maçlara da bakacağım. Of, büyük penaltı var, komedi. Acaba diyorum Türk futbolunda bir cuntalaşma mı var? Şimdi bu cuntalaşma nedir biliyor musunuz? Cuntaları umumiyetle dış güçler yönetir. Amerika, hocam. İsrail, CIA, KGB beni ilgilendiriyor. Yani genel anlamda acaba cuntalaşma var. Bayram değil, Seyran değil, Kuddus'u Müftüoğlu ve Bünyamin Gezer niye? Ama niye? Türk hakemliğinin patronu yapıldı. Ve maalesef dünyanın en önemli hakemi Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır FIFA hakemlerinden sorumlu koordinatör diyelim. Evet. Niye oldu? Şimdi bunların hepsini bakın dün Bursa kötü oynuyor. Bütün oyuncularını sattı. 3'te 3 yaptı. Eksik anlamında. Ama Bursa'yı yediler dün. Yediler. Bursa'yı yediler. Bugün Osmanlı'yı yediler. Hocam. Bak bugün Antalya'yı yediler yemediler diye. Onu da yediler de. Hocam Reşit Akçay'ı 90'da tribüne yolluyorsun. Bir Reşit Akçay dediğin adam hiçbir zaman tribüne yollanacak bir adam değil. Aynen ya. Ben buradan bir şey rica ediyorum Kudüs Hoca'dan. Bu maçları bir seyret. Antalya Bursa ayrı onları seyretmişsindir. Bir de Osmanlı Sivas maçına bak. Eğer biz haksızsak. Seyrediyordur ya. Hayır. Bir bak ona göre analiz et. Biz haksızsak. Ona göre de ki haksızsınız ve haklısın abi. Gel buna yani, Fırat Aydınus'un verdiği ilk sarı kart. İlk yarı net bir hocam verilmeyen gol var. O pozisyon net gol hocam. Hangisi gol? İlk yarı şeyin Osmanlı'nın net golü net gol. Gördüğümüz şey mi? Net gol hocam. Bak ne diyorum sana. Dirsek, bileğine basma. Verilmeyen fauller. Osmanlı Sivas maçını konuşuyorum. Sadece hakem hatası burada. Dünkü maça da geçelim. Konya maçına. Tabii ya. Fırat hocam kısacası ne biliyor musun? Hocam net bir şey söyleyeyim bakın. İlk haftadan beri ilk başladım. Hakemlerimiz kötü maç yönetiyorlar. Hakemlerimiz baskı altında. Hakemlerimiz maalesef eyyam yapıyorlar. Federasyonda, federasyon düzeyinde kim seviliyorsa hangi kulüp başkanı bilmem ne. Net söylüyorum, açık söylüyorum. Net hanginin daha çok forsu varsa onu biliyorlar ve oraya doğru eyyam yapılıyor. Mesela ben futbol federasyonu eyyam yapıyorlar. Ben futbol federasyonu yönetim kurulu ve başkanına da soruyorum. Bak tabii niye üçüncü haftada Kudüs'ü Müftüoğlu MHK başkanı oldu? Niye üçüncü haftada siyasi. Üçüncü haftada hocam. Üçüncü haftada bir şey söyleyeyim size. Siyasi üçüncü mi? Hafta, Kudüs'ü Müftüoğlu'nun bağlantısı kimmiş ben bilmiyorum. Tanımam. Üçüncü hafta. Siyasi öyle olmadan mi? Bir şey olmuyor bu ülkede. Olabilir. Üçüncü haftada daha yanlış. Hakemlerimiz bu kadar kötü hatalar yapıyorsa. Bak mesela bugün müthiş bir gol attın hani değil mi? Güme gitti arkadaş. Harika bir frikik. Harika bir frikik. Mesela hiç kimse bak mesela. Nani'nin frikini kimse söylemiyor. Mesela geçen sene ben Tolga Özkafa'yla Zekeriya Alp'in bir de üstlerini çizdim. Bu yüzden savcılık ceza aldık. Allah razı olsun. Sonra mahkemeden çevirdiler. Mesela ben Bünyamin'le Kuddus'u Müftüoğlu'na şunu sorayım. Bugün Osmanlı Sporlu Torje'nin suratına dirseğin cezasız kalmasının nasıl yorumluyorsun? Abi federasyon başkanı bu işlere el koyacak.
Federasyon başkanı. Çünkü bak federasyon başkanı tek listeyle seçime girdi ve bütün kulüpler destek verdi. Geçiyor. Onun için burada geçiyor. Yıldırım başkan tamamıyla bu işe el koyacaksın. Hiçbir kulübün hakkı yenmeyecek abi. Ben bunu hep yıllardır söylüyorum. Hakem. Ben bir deplasmana gidiyorsam o hakemin koruması altındayım arkadaş. O hakem beni korumalı. Benim tutmasın. Beni dövdürmesin orada. Bak şunu söylüyorum. Şimdi mesela ne biliyor musun? Abdülkerim gel Gültepe'ye diyorum. Ya ben gelmem ya Sinan. Ben Karagümrük. Beni orada döverler mesela. Ya ben sana geliyorum. Beni orada döverler. Olmaz. Ben geliyorsan sen beni koruyacaksın. Tabii canım. Sen geliyorsan yani. Aynı hakem de bu arkadaş. Bak net örneği. Ben gidiyorsam Sivas'a, Mersin'e veya Sivas buraya Galatasaray'a geliyorsa koruyacak hakemler. Bunları yedirmeyecekler. Maalesef bizim hakemlerimiz korkudan Eyyam'dan düdük çalıyorlar arkadaşlar. Bak, Sinancığım 30 sene 25 sene önce futbolcuyduk. Bu hakem durumu devam ediyordu. Bunlar konuşuluyordu. Aradan 30 yıl geçti. Kudüs aynı Hoca, şeyler konuşuluyor. Kudüs Hoca. Bak ben nasıl Kudüs Hoca'yı severim. Yabancı hakem getireceksin. Ertem, bu kadar. Bak Ertem hocam apacığım ben Kudüs bunlar Hoca'yı severim. Bunlar korkuyor kardeşim. Kudüs bunlar. Hoca'yı severim. Kudüs Hoca bu işe el at. Lütfen bu maçları iyi bir seyret. Tabii. Hangi hakemin nasıl hatalar yapmışsa cezalandır arkadaş. Adil. Cezalandır. Adil. Adil ol. Hepimizin isteği Sivas'ta adil. Şimdi Sivas'ta bak. Sivas da bizim arkadaşımız. Başkanı da, teknik direktörü evladımız, kardeşimiz. Ama aynı şey Sivas'a da olsa, aynı şey oraya da olsa, aynı şey bu ekranlarda herkese söyleriz arkadaşımız. Yani Osmanlı bizim kulübümüzde ya falan diye. Hayır biz kimin? Bursa Spor. Ya söyledik işte Bursa'yı yediler. Geçen hafta Osmanlı Galatasaray'ı yendi. Dün Bursa'yı yediler. İki tane Osmanlı lafı söylemedik. Pereira basın toplantısı var mı arkadaşlar? Abi dün Bursa'yı yediler. Apacığım dün Bursa'yı yediler. 2-1 işte yediler gitti. Bursa. Bursa'nın da ama bak Bursa'nın da attığı golden önce faul icat etti hakem biliyor musun? Doka tertemiz bir top olmuştu mesela. Evet. Yani hakemler çok kötü. Niye yabancı hakem alınmıyor merak ediyorum. Ahmet Hoca ben, hadi ona karşı çıkar. Ben TRT Spor'dan, TRT'den rica edeceğim. TRT'den rica edeceğim. Buradan TRT'deki arkadaşlarımızdan. TRT yöneticilerinden rica edeceğim. Sivas Spor, Osmanlı Spor karşılaşmasının görüntülerini rica edeceğim ben. Çünkü madem 24 saat içerisinde böyle bir hakkımız var. Ben buradan açık bir şekilde teklifte bulunuyorum. Rica ediyorum. Bu maçı almak istiyoruz. Rica ediyoruz. Sivas Spor, Osmanlı Spor karşılaşması için. Buradan açık ve net söylüyorum. Evet sevgili seyirciler. Açık ve net söyleyelim. Kudusi Müftüoğlu'nun gerçekten işi çok zor. Kudusi Bey bu konuda gerçekten çok hayırlı istekli, arzulu. Bir şeyler yapma telaşında belli oluyor. Bir şeyleri temizlemeye çalışıyor. Bir şeyleri enkaz yapmaya devraldı. Çalışıyor. Bir enkazı aldı. Yapmaya çalışıyor ama buradan Sayın Hocam'dan rica edeceğim. Lütfen bu konularda oynanan maçlarda her takıma Sivas Spor'a da, Osmanlı Spor'a da, Antalya Spor'a da, Fenerbahçe'ye de, Beşiktaş'a da, Trabzon'a da, Bursa'ya da, Ali Beyköy Spor'a da herkese eşit davranılsın. Yarın bir gün buradan biz Osmanlı Spor'un fanatikliğini yapmıyoruz. Yarın bir gün Osmanlı Spor'da haksız bir şekilde kazanırsa size şerefim üzerine yemin ediyorum. Herkes Osmanlı abi, Spor'da herkes. Haksız kazanırsa aynı şekilde Ertemcim. Osmanlı Spor'un da aleyhine konuşmasını da biliriz biz Ertemcim, burada. Hangi? Ama ben geçen hafta da dikkat ettim. Ondan önceki hafta ilk bir birlik maçta Kayseri Spor'la orada da verilmeyen bilerek bir şekilde sanki birileri kafasına vurmaya çalışıyor gibi. Ertemcim bak bir şey anlatıyorum. Bir de Bursa'nın gollük hata kesildi offside ya. Hocam biz hangi kulübün biz arkadaş. Biz korkmadan yorumlayalım. Hangi kulübün başkanı, yöneticisi bizi arasın. Şu maçımı seyredin. Şurada hakkımızı yesin. Burada dile getiririz biz. Biz burada ne diyorum? Kudüs Hoca. Bu işe el at seyret. Muhittin ne şey yardımcısı bizim? Bünyamin Gezer. Bünyamin. İkisine de güveniyoruz kişiliklerine, karakterlerine. Seyredin. Bakın analiz edin. Ondan sonra deyin ki telefonlarımızla hep konuştuğumuz insanlarsınız. Bu maç söyledir. Evet haklısınız. Yok abi kimseyi 3. haftada yemesinler. Aynen. Kimseyi yemesin. Bak Sinan işte söylüyoruz. Başakşehir'in de yediği golde foul yok. Dün uzun uzun konuştuk biz onu seninle ilgili. Yani. Biz onu dün uzun uzun değil konuştuk. Mi? Hayır Bursa Spor'un dün hakkı yendi. Evet ama Bursa Başakşehir'in de yediği hayır, gol onu, foul onu, değil Sinan. Onu demiyorum. Hani buradan tarafsızlığımızı gösteriyoruz. Lazım. Bursa Spor'un dün gerçekten haksız bir gol yedi. Tamam. Bunu açık açık söyledik. Zaten Abdullah Hoca da söyledi. Yani burada bizim işimiz hiçbir şekilde siyaset falan değil. Bunun altında çizerek belirtelim. Ya bırakın siyaseti kardeşim adalet olacak Osmanlı ya. Sporta, bak, Osmanlı Spor'ta Osmanlı Spor. Fenerbahçe yanlış yapmıştır. Ne gerek var öyle bir açıklamaya? Ama onun karşısında evet, Vitor Pereira. Vitor Pereira. Vitor Pereira kolyesini öptü. Golden sonra kolyesini öptü. O kolyeyi biz yakalamıştık. Hatırlarsınız evet. 2 hafta önce bir dosya çıkarttık. Vitor Pereira olumlu anlamda. Dosya deyince yanlış anlaşılmasın. Bizim öyle olumsuz anlamda dosyalarımız falan olmaz. Vitor Pereira boynunda bir kolyesi var. Uğuru var. Bunu Portekiz'den öğrendik, çıkarttık. Elimizde görüntüler de vardı. Pereira kolyeyi öptü. Maç sonrasında neler söyledi? Bir izleyelim bakalım sonrasında dönelim. Maç 1-1 oldu.
yaptıktan sonra Fernando'nun oyunda olmasını arzuladı mı, istedi mi? Acaba 1-0 maç bitti mi diye düşündü hoca orada. Precisamente ao contrário. Precisamente ao contrário, porque senti o Fernando. Taktik konu olunca çok konuşmak zorunda kalıyorum. Taktik konu olunca çok konuşmak zorunda kalıyorum. Açıklayabilmek için. Tam tersi düşünüyorum aslında. Sorduğunuz sorunun tam tersi düşünüyorum. Fernando o sırada çok yorgundu. Eğer iyi olsaydı sahada kesinlikle kalırdı zaten. Maçın sonuna kadar oynardı bu akşam. Ama gerçekten onun çok yorgun olduğunu, hatta bitmeye yakın durumda olduğunu gördük. Tamamen fizik konusuydu Fernando'nun çıkması. Tamamen fiziksel bir durumdu. Takımımızın istediği dinamiği sağlamakta zorlanıyordu o dakikalarda Fernando. Ve bu nedenle tek forvetle oyuna devam etme kararı aldık. Ben şunu anlamıyorum ama bu ülkede çoğu takım tek forvetle oynuyor. Biz iki forvetle oynuyoruz. Ama ne zaman iki forvetten tek forvete düşürsek oyun içerisinde taktiğimizi, herkes bunu sormaya başlıyor. Halbuki bu ülkede tüm takımlar hemen hemen tek forvetle oynuyor. Eğer şu şekilde soruyorsanız ama, eğer bilseydim 1-0'dan sonra 1-1 olacağını, Fernando oyunda kalır mıydı? Büyük ihtimal kalırdı, evet. Ben böyle görüyorum. Ama önümde bir sihirli bir topum yok benim. Kristal bir topum yok. Geleceği göremiyorum hiçbir şekilde. O nedenle ben sadece düşünüyorum ve tahminlerle, beklentilerimle, gördüklerimle değişiklikler yapmaya çalışıyorum. Evet, ben durdurdum burada, devam edecekti. İlk defa Vitor Pereira, belki kariyeri boyunca ilk defa Beyaz Futbol'dan sevgili Sezgin Gelmez'in, Devrim Zengin'in sorusunu cevaplıyor. Bireysel bir futbolcu soruluyor Fernando ile ilgili. Normalde biliyorsunuz, Pereira'yı tanıyanlar bilir. Hatta burada 2 hafta önce de vermiştik. Suudi Arabistan'da bundan dolayı bir olay da çıkartıyor basın toplantısında. Bana bireysel sorular sormayın, kişilerle ilgili sorular sormayın diye, ama ilk defa burada Fernando ile ilgili kişisel bir isim sorulunca cevap veriyor. Keyfi yerinde, devam edelim. Öbürü bir kere yanlış. Dediğim gibi geleceği göremiyorum. Gol yiyeceğimizi de göremezdim. Bu nedenle bu değişikliği yaptım. Transferin bitiminde 24 saat var. Kadroya baktığımız zaman yedeklerle birlikte sadece 2 forvet, Fernando ve Robin Van Persie var. Transferin bitiminde de 24 saat var. Hoca biraz önce 90 dakikayı çıkaracak durumda değil dedi. İkisi birden. Ne düşünüyor bu konuda? Bir transfer düşünüyor mu? İnşallah. 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 Evet. İnşallah diyor Vitor Pereira. Evet, transfer 24 saat, transfer 24 saat sonra bitecek. Yarın bu saatlerde bitmiş olacak. Son 15 dakika olacak sevgili seyirciler. Portekizli teknik adam kazandı. Son dakikada top toplayıcı çocuğa sarılması. Ah işte o elimizde, o görüntüler olsa sabaha kadar onu konuşuruz, ama işte yok konuşamıyoruz. Çok kıyak adam, seviyorum bak. Tam Türkiye'nin arada, çok klas, çok uyanık, uyanık Akdenizli. Uyanık olmasından antrenör olmaz. Antrenör uyanık olmalıdır. İkincisi, bu işi çok istiyor, çok seviyor. Yani başarılı olma çok istiyor ama hoca, sevgili Pereira, ama bazı şeyleri değiştir. Bak çok ısrarcısın. Bak 6 hafta sonra, 8 hafta sonra doğruyu bulacaksın. Zaman geçmeden ben seni uyandırıyorum. Diego bu rolü, bak bugün ben başka maç mı seyrettim? Diego bu rolü üstlenemez. Orta sahayı daha çabuklaştır. Orta sahadaki oyuncuların yavaş, hep aynı stilde oyuncular. Yavaş oyuncular. Yani ve dörtlünün içine Mehmet Topal'ı da içine sokuyorsun. 5 savunma gibi oynuyorsun. Kenarlardan gideyim diyorsun ama orta sahan çok yavaş. Orta sahan çok rahat geçiyorlar senin. Sevgili hocam, ondan dolayı hep aynı tip oyuncular var. Bir an evvel Volkan Şahin'i takıma kazandır. Ozan Tufan'ı bir an evvel takıma sok. Bunlar hızlı oyuncular. Ortadan ucuma, üçüncü bölgeye, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çok çabuk geçerler. Oyunu hızlandırırlar. Güzel hocam. Bak bir seni kere, seviyoruz. Aman gözünü evet, seveyim. Bir kere bir hani şey söyleyeyim. İnşallah üçüncü olursun diyelim. İkinci olursun diyelim. Beşiktaş birinci olur. Şimdi, başarılı olmanı istiyoruz. Kovulma. Çünkü sen bir renksin Türkiye'ye. Çok evet, kısa renksin. Ben de hocama bir şey söyleyeceğim. İnşallah bizi dinliyordur, seyrediyordur. Seyretmiyorsa da yönetim kurulu dinliyordur. Onlara söyleyeyim. Bu takıma o kadar güzel transfer oldu. Volkan Şen ve Ozan Tufan. Ortalık ayağa kalktı. Çok başarılı bir 11 numarayı da verin. Ozan Tufan'ı aldık. Fakat Ozan Tufan'ın hiç yani birdenbire bu kadar kenara atılması. Ya üçüncü oyuncu değişikliğinde Alper Potuk geliyor. Kardeşim aynen. Hocam biz bu Alper Potuk'u 2-3 senedir piriyor gidiyor. Biz biliyoruz yani. Bu adamdan bir şey çıkmaz. Maç değiştirmez. Ozan Tufan'ı oynatman lazım senin ya. Evet. Ozan Tufan gibi bir oyuncu var. Demin dediğim Volkan, gibi. Evet, Volkan Şen'i de sağ tarafa monte edeceksin. Geç kalıyorsun. Bu iş bitecek.
Diego tamam ısrar etti. Sonra da oynasın. Avrupa Ligi için transferse Allah Allah. Eyvallah. Ama Fenerbahçe'nin Türkiye Ligi için transfer yapmasına gerek yok. Bir yönetici şampiyon yapılmış. Bir yönetici Fener konuşmuyorum deminden beri. Bir yönetici sene de Beşiktaş'a yaptın aynı şeyi. Fenerbahçe bugün görülmüştür ki şampiyon yapılmıştır. Ya Rasim yapsın. Ya ben konuşamıyorum Ertem, ben konuşmayacağım artık burada. Ben ne zaman konuşsam Abdülkerim Durmaz'a talimat gelmiş Aziz Yıldırım'da. Rasim konuştu, an sustu. Hocam Allah aşkına. Sağdan gir, soldan gir. Ben Erman'ı attırdım. Ersun'u attıracağım. Onu da attıracağım. Bu herifi attıramıyorum. Bu sen bari git. Ne yaptın? Lafını böl. Ne yaptın? Lafını böl. Ne yapacağım? Dedi. Ben deminden beri konuşturmuyorum. Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım, seni tebrik ediyorum. Sen iyi anlamışsın bu memleketin futbolun şifrelerini. Tamam mı? Böyle video Corleone'lik oynayarak. Bir yönetici hafta içerisinde. Doğru konuşmuyor. Yani Rasim. Bravo Sinan. Bravo Sinan. Senin gibi aklı başında entelektüel, akıllı bir kültürlü bir çocuk. Ya bu saatten itibaren yani kalkıp da ama Fenerbahçe şampiyon değil mi? Hayır, geçen Fenerbahçe hafta. Hayır ya. Sinan geçen hafta ya geçen rezalet sene haklısın. Sinan ama bak. Fenerbahçe şampiyonlar yapacak değil mi? Bir dur. Abi sen, deme. Sen bugün Antalya'nın menajeri olsaydın var ya sinir krizleri geçiriyordun. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben seni korurum Kuddus'u demeyecektin. Diyecektin ki ben senin Bülent Yıldırım'ı diyecektin. O ayrı bir şey. Bak ben başka şimdi bir şey. Şimdi bakın yani ben yani Antalya, çok erken Antalya halkı adına konuşuyorum. Şimdi biz Rasim. Biz eğer burada kuvvetli bir televizyon Samuel spor programı. Bile çıldırttık. Bakın biz kuvvetli televizyon spor programıysak burada doğru şeyler anlatmamız lazım. Yani kalkıp 3. haftan Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar ya diye bir algı oluşturamayız. Öyle bir şey. Ciddi alma. Hayır. Geçen sene futbolcular. Ciddi almayın bak. Arkadaşlar bir bağlayayım da bak dalmayın. Sonra bak insanlar diyor anlaşılmıyor. Ben bitireyim tamam, ben abi, bırakayım. Tamam, tamam. Okay. Tamam bitireyim Sinan, bırakayım abi. Beşiktaş'ı söyle ama niye söylemiyorsun? Beşiktaş sezonu geçen sene de Beşiktaş şampiyon yapıldı. Geleceğim işte. Heh. Geçen sene de aynı buna benzer konuşmalar yaptı. Çok erken. Oynayan futbolcuların emeklerine ve taraftarlarına yazık. Çünkü kalkıp da yani nasılsa biz şampiyon olacağız. Veya Beşiktaş'ta Galatasaraylılar, Trabzon o zaman bu sene Bursa hiç kendilerine falan uğraşmasın. Nasılsa Fener şampiyon. Öyle şey olur mu ya? Öyle o kadar kolay mı bu işler? Basit mi? Bakın herkes abi, ayaklandı. Abi, ciddi yani bütün kulüpler 2 hafta şimdi bak. Şimdi 3. hafta. 3 hafta sonra böyle hatalar devam etsin. Bütün kulüpler ayaklanır. Yarın MHK başkanı istifa ederler. Yapmayın. Öyle kolay değil. Fenerbahçe'yi falandı filandı kimseye falan değil. Yabancı hakem doğru tercih. Yapmayın öyle şey yok. Şimdi doğru konuşalım. Objektif burada ne Fenerli Galatasaray. Bak ben objektifim. 96-97 sezonunda Galatasaray gol atana kadar o maç bitirilmedi ve Galatasaray şampiyon yapıldı. Bak ben Galatasaraylıyım. Çok eskiye gittik. Bakın ekranda başka bir görüntü var. Biz başka bir şey söylüyoruz. Ertem lafı getireceğim. Ya Rasim'ciğim. Konuşma kardeşim. Lan falan deme. Lan deme. Ayağım yamuldu be. Lan deme. Ya Abdülkerim. Lan deme. Lan diye konuşma. Lan diye konuşma. Demez ki. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya kimse talimat falan almıyor. Ay be! Alın Fenerbahçe'nizi şampiyon yapın. Aziz Yıldırım'dan talimat alın. Aziz Yıldırım'ı kutsa. Buraya şeyini yaptın. Heykelini. O da başkasının heykelini yaptı. Ona sever heykel yaptırmayı. Ya beraber yaptırın abi. Buyurun abi. Galatasaray'ın yıllarca böyle bak. Bitmiş. Zaten bizim iktidarımız. Ayağın nasıl onu söyle. Ayağın bak ayağın kanıyor. Kendi oteli bakayım ayağım kanıyor. Evet. Bu ne böyle? Pereira'nın giydiği kısmet gibi. Bir Fenerbahçeli yöneticinin Pereira'ya bu kıyafetinden dolayı tepki gösterdiği yazıldı hafta içerisinde bir gazetede. Ve ona da mı karışıyorlarmış? Ona da mı karışıyorlarmış ya vallahi. Atromitos maçında. Çiftlik ya bu kulüp. Ne? Çiftlik. Çiftlik ya çiftlik deme Rasim. Niye çiftlik olsun ya? Ya koskoca Fenerbahçe kulübüne çiftlik diyorsun ya. Çok Ertem biz müsaade misin? Kurumsal yapı. Kurumsal yapı. Kurumsal yapı. Siz yıldırım şu. Ya Rasim. Ya arkadaş. Ahmet hocam sen bağırıyorsun. Ya Rasim. Ya Rasim. Dur be abiciğim. Niye bağırıyorsun ya? Fenerbahçe kurumsal yapı. Ya Rasim niye bağırıyorsun? Yumuşak konuşma abiciğim. Abi, İnsanlar yumuşak. Çocuk bak. Bebekten sevdiği çocuklar. Aziz Yıldırım sezon diyebilir miyim? Aziz Yıldırım sezon yumuşak harflerle Hasan bağırma ya. Normal konuş Rasim'cim ya. Evet. 12 numara gelsin. Instagram yıkılıyor. Bunu bir Fenerbahçe. Rasim niye bağırıyor diyor. Rasim kendine nasıl dayanıyor diyor. Bak Rasim kendine nasıl dayanıyor diyor. Instagram'a yazıyor. Evet Vitor Pereira'nın iki hali. Hocam Ahmet hocam uzun zamandır konuşmuyorsunuz. Takım elbiseli ve bu şekilde hocam kıspet mi kıspet gibi ne giyiyor falan diyorlar da. Bir yönetici söylemiş ona. Uyumadığı zamanlar hayatının her dakikasında oynuyor. Ne? Ne yapıyor? Oynuyor. Oynuyor. Uyuduğu zaman oynayamazsın. Tabii. Uyusun. Ama onun haricinde
Bir gün böyle Grand Valet, bir gün efendim Edirne'de pehlivan bozuntusu gibi giyinmesi. Çıkarttım kaçten televizyon kameralarına karşı. Aa, şeyini öpmesi. Hocam o portada da öpüyor. Tabii tabii. Portada da öpüyor hocam. İnanıyordur efendim, hocam bana. Okunmuştur. Dönüp, bir dakika. Okunmuştur, inanıyordur. Dönüp top toplu çocukla evladım seni yıllar sonra ilk defa gördüm nasıl diye şey. Nasıl uyanık o akşen izliyor. Bu tür adamlar dünyanın her yerinde sevilirler. Bu tür adamlardan fesatlık gelmez. Ben böyle oynayan, şov yapan adamları her zaman için tercih etmişim diyor. O zaman Ertem'e diyor. Niye laf ediyorsun? Sağ kenarında takımını böyle seyredip. Ertem de şovmen. Gol attığı vakit aa deyip. İsmail Kartalı Bey'e yapan. Hocam ben Ertem'e benzettim. Aykut Kocaman. Tamam mı? Ben bu adamlardan hocam, zarar görmez. Hocam Pereira'yı Ertem'e benzettim. Kime? Bak, top toplayıcıya orada sarıldı. Ertem ama Ertem'de oluğu şov var. Ertem'de şov. De oluğu var. Var. Ertem'de oynar. Ertem'de oynar. Mesela Ertem'le kimseyle bir kavga ettiğini hocam. Görmedim. Ertem'e biz burada sıvı cifre... Ertem hocam. Cumhurbaşkanından sokaktaki dilenciye kadar bütün skaladaki insanlarla hep kucaklaşmıştır. Şey, iyi davranır. Bir şey ama sen kimseye kötü davranmanı görmedin Ertem'i. Ertem Beşiktaş teknik direktörü olsun. Bir dakika. Ertem Beşiktaş teknik direktörü olsun. Ertem Aziz Yıldırım son dakika Ertem. Sen teknik direktörsün. Son dakika Beşiktaş şöyle bir maç kazansa Ertem top toplayıcı da öper. Aynen. Sahayı çizenleri çizeriz. Evet. Top toplayıcının her tarafını öper. Top toplayıcının her tarafını öper. Ay niye gülüyorsun? Rüştü edemedi miydi maç anlatırken? Oyunlu maç. Manchester maçı mıydı? Ben Ertem'in hırsını bildiğim için Beşiktaş Ertem Antalya Spor'a tecavüzü coşkun gibi amigos olsa ne yapar? Ya oğlum delisin ya. Ya manyak mısın? Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah ya. Ya tövbe estağfurullah ya. Ya ne tecavüzü coşkunu? Ne alakası var? Coşkuna geldim Pereira'dan ya. Ya Antalya Spor'a amigosu kim? Kim? Coşkun. Kim abi sordum. Ertem mi? Oğlum gelmiyor dedi. Yok yok. Coşkun. Hayır. Bu hafta çalıştırmışlar. Mahmut Uslu çağırmış. Antrenör gelmiş. Antalya Spor'un başkanıyla beraberdim. Allah ya. Sordum Coşkun'u, Coşkun'u sordum. Çok eski. Gidecek ay yok. Canım kardeşim. Gelmiyormuş. Çok seviyorum. Biliyorum. Çok yaşlandı severim. Bir de yaşlandı. Yaşlandı. Hayır gelmiyormuş. Şu aralar yokmuş. Kovuldu aa çok galiba. Severim ama burada Pereira. Tecavüzcü Ertem şey tecavüzcü Coşkun. Tövbe estağfurullah hocam ne diyorsunuz ya? Ya abi nasıl benzetme yaptın? Abdülkerim çok dürüst. Nasıl bir insan ya? Çalıştırıldığın belli oluyor. Tecavüzde. Bak çalıştırıldığın belli oluyor. Bu sen değilsin. Kralı çalıştıramaz. Sen çalıştırmışlar. Ben hocam. Çalıştırmışlar. Bu ne diyor ya? Laflar bölüyor. Orada giriyor. Orada giriyor. Bana bak. Hop hop. Sen daha babandayken. Sen daha babandayken. Ertem. Ben sana soruyorum. Asıl sana bir soru soruyorum. Sana bir şu soru maç, soracağım. Şu maç normal maç mı hocam? Hayır. Hocam normal değil mi şu maç ya? Hocam Rasim. Beyler siz her hakem hatası yapın. Hocam Rasim'e bir soru sorabilir miyim? 96 dakika ya. Hocam. 96'da bir problem yok. Dakikada bir problem yok. Rasim'e bir soru sorayım mı hocam? Sor bakalım. Çok Instagram'a hep o soru geldi biliyor musun? Ne geldiğini biliyor musun? Zor soruları. Aziz Yıldırım'a bu kadar sallıyor sallıyor. Gördüm elini öper diyorlar. Yapmaz ya, yapmaz. Beni... Ertem yapmaz. Yok. Valla bu beni tanımadı. Ben sana söyleyeyim mi? Hiç, hiç kimse palavra okuyamazsın. Aziz Yıldırım'la Rasim Ozan Kütahyalı. Bir tanesinden kanka olurlar. Bir restoranda oturdukları vakit kanka olurlar. Ne Rasim Ozan Kütahyalı Aziz Başkan'ın yanına gider ne de Aziz Başkan Rasim Ozan'ın yüzüne bakar. Çünkü biz bunu yaşadık. Gider. Bir yerde hatırlıyor musun? Bence sen, ben, olurlar. Ümit hocam, falan oturuyorduk. Kanka, hocam, bence sonra. Kanka alırlar. Aziz Yıldırım'ın suratımıza bakmadı. Geçen sene erkek çok sözü büyük. Verdi gelemedi. Ya erkek sözü verdi mi vermedi? Geldi kanka. Bir dakika dur. Kendisi kim? Bir dakika dur. Mahmut Uslu verdi. Mahmut Uslu erkek sözü verdi. Aziz Bey vermedi. Aziz Bey vermedi. Mahmut Uslu o zaman erkek sözü verdi. Aziz Bey vermedi. Ne yaptı sonra? Tükürdüğünü yaladı. Kim? Mahmut Uslu var ya bu sizin sahte kabadayı. Yedi. Abi nasıl konuşuyorsun? Ya Rasim nasıl konuşuyorsun ya? Ayıp ya. Ya Rasim özür dile. Hayır bir dakika. Sahte kabadayı lafından dolayı özür dile. Ben özür dile. Uslu'yu ayıp ediyorum. Bir dakika. Olmaz böyle bir laf yok. Böyle bir laf yok. Diyemezsin. Mahmut Uslu'dan özür diliyorum. Çünkü niye? Çok ayıp. Mahmut Uslu'yu şu andaki yönetimde tek tanıdığım ve en iyi tanıdığım adamdır. 60 küsur yaşında adam. Mahmut Uslu'yu normal mi? Sahte kabadayı falan. Öyle bir şey değil ya. Yapma ya Rasim ya. Sivri dillidir. Peki sahte kabadayı. Geçen sene sahte kabadayı değildir. Geçen sene yaptı adabı muhaşerinde. Hangisi? Adamlar gelmez ben Mahmut Uslu'yu. 2 sene önce oğlum ne geçen sene? Hatalı. Hayır, konjüktür de olabilir. Hatalı biz hocam. De verdiğimiz sözlerden caydık. Bir dakika, hayır. Biz de verdiğimiz sözlerden caydık. Ama anında, hocam yapmayın. Olabilir hocam. Aklamayın, baklamayın da mı? Hocam sen de neyi yapacaksın oğlum? Kimi yakmayacağım? Ya bak, telefona bağlandı. Hocam, Ertem 3-4 defa sordu.
Bak dedi, evet, biliyor musunuz dedi. Çünkü gerçekçi değil hakikaten. Evet, doğru. Dedi ki, anlatayım. Benim adım Mahmut Uslu dedi. Ben dedi bir söz verdiysem yaparım. Haklısın. Yapmazsam adam değilim. Öyle bir şey ben demedi. Yapma. Ya adam beni ben demedi. Yapma Rasim. Rasim bir müsaade edin ya. Ya bir susun. Fenerbahçe camiası. Rasim. Kalkıp gideceğim abi. Rasim devam etme abi. Bir sus ya. Tamam abi. Bir dakika iki dakika konuşun. İnsanlar televizyon başında. Ulan hıyarlar diyorduk. Bir konuşmayı veremediniz. Demez. Ayıp ya. Sinancım sinirlenme ya. Sinirlenme yaşlıyız, sinirlenme. Ya ne alakası var ya? Bir omuza inecek. Su iç, sinirlenme. Arkadaş Mahmut Bey. Yapma. Mahmut Bey. Pırıl pırıl. Yanlış bir soru, yanlış bir söz vermiştir. Gelecek diye sormuştur. Ondan sonra yönetim kurulu toplanmıştır. O programa gidemezsin diye etki altına almışlar. Başkanı, başkanı da caymış. Bu öğrendiğimiz, aldığımız bilgi o. Aziz Bey ama baştan beri soruyor. Yönetim de kardeşim, var. Ben çıkacağım diyor baştan. Tamam ama gelen yönetim kurulu yollamıyorlar. Bravo. Ama Mahmut Bey taraftardan da bir kendi adına abi kimsenin adına kimse söz veremez. Abi niye gelmiş? Bir dakika, Mahmut Bey orada hatalı davranmıştı. %100 hata. Verdiğini ve sözü yerine getirememişti. %100. Başkan, ya başkan, beyler tamam. Niye konuşuyorsun? En büyük kıvıran benim işte. Nerede? Öz eleştiri. Her kim ki bu işlerde bunu ibadet gibi yapacak. İnandığımı söylerim. Ben değil mi ki yazan Kulusa'ya önce dilekçeyle destek verdim. Sonra aldım Yıldırım'a verdim. Döndün mü? Döndüm. Bir dakika, kıvırdım. Beni komikler. Aa. Sen Yıldırım'a destek verdin. Hocam. Ben bilim onu bilmiyorum. Konjüktür gereği. Bak evladım. Ben temel özel düşündüm. Ben inandığım her şeyi söylerim. Onun halkı da kandırmam. Ve mümkün olduğu kadar en Türk milleti. Size mümkün olduğu kadar minimum seviyede yalan söylüyorum. Ya insan yanına bile. 17 yıl. Ama döndüm diyor adam. Döndüm ben. İnsanlar zaman zaman verdiği sözden şartlar gereği. Hocam az Yıldırım olayında niye döndü? Hocam bir müsaade edin. Bir dakika alayım. Bu konuyu başlatıp gidirsene. Ben de alalım. Bu imza konusunu sen. Ben bilmiyorum. Ben ilk defa duydum bunu. Tatil dedik. Ben bunu sonra soracaktım. Anlatacağım. Ya anladım, ben de gizli saklı yok. Hatta bugün havaalanında Bodrum'dan gelirken Haluk Ulusoy'un oğlu Saffet Ulusoy'u öpüştüm. Böyle gözlerinde birazcık burukluk aldım. Ne diyor, babamı sattığın gibi. Öyle bir şey demedi çocuk bana canım. Kücanda da yavrusu vardı. Bak minicik böyle. Saffet Arda'nın çok yakın dostudur biliyorsun. Biliyorum. Şimdi şunu Saffet söyleyeyim. Bakın ya, elimizde büyüdü. Mahmut Uslu söz verdi. Okey. Bir defa kimse kimse adına söz veremez. Şimdi sen benim adıma söz verir ama beni %100 bağlamaz. Ama hocam Mahmut. Ben sana ilk an. Ertesi gün dediler ki ya başkan. Hocam sen benim oraya geleceksin. Söz verebilirsin. Hayır yapalım. Oraya geleceksin ama taraftar bunlara gıcık kapıyor. Sen oraya gelersen ondan sıkıntı olur. Onlar Fenerbahçe TV'ye gelirse sıkıntılar olur. Hani seni zorlar anlamında değil. Aynen, diyor ki oldu, ben onunla baş ederim diyor. Edersin ama gerek yok. İçerinden birisi bir ters laf eder. İçlerinde psikopatımsı herifler var. Ahmet gibi, Razim gibi. Tamam mı? İyisi mi sen bu işin cılkı çıkmasın. Mantıklıdır. Benim olayımda da konjüktür, şartlar gereği. Ben bilmiyorum onu. Ya oldu kardeşim, ben kıvıracak hali mi var? Ben kıvırdım diyorum ya. Tamam. Hocam kıvırdınsan evet. Serdar Oğuz şarkısını hocam sen binlerce dans. Hocam bir şey söyleyeceğim. Sen pehlivan bozuntusu mu dedin demin hocam? Efendim, ağzınızdan bir dakika, pehlivan bozuntusu çıktı mı? Benim çıktı evet. Edirne'deki pehlivanlardan onlar benim canlarım. Aramışlar. Hoca kırılmışlar. Vallahi hocam. Vallahi bak yemin ediyorum. Sadece şu kısmeti ekrana getirin. Vallahi yemin ediyorum. Bir defa hiç kimse konuşmasın. Ben bir Kırkpınar hayranıyımdır. Kırkpınar'daki bütün evlatları kardeşim gibi çocuklar gibi severim. Ya pehlivanlarım var. Vallahi pehlivanlar aramışlar yemin ederim. Ya telefonla kadar bekliyorsunuz. Allah sizi. Hamit doğru. Ama ben o pehlivanlara. Aslansınız siz pehlivanlara. Pehlivanla hakaret etmedim. Pehlivan gibi kısmet giyip çıkan adam pehlivan bu. Onlar gerçek pehlivan. Bitor Pereira çakma pehlivan. Yine de evlatlar. Hocam dün sıvacılar bugün pehlivanlar. Hakikaten vallahi bak. Patlama pehlivanların kalbini kırdıysak da hepsi özür dilerim. Ben çok severim oğlum sizi. Edir edir pehlivanlar. Ben bütün en büyük şey kim kırkın bunu. Hocam kısmet sokmayı demeyin. Hocam ya al. Ne yapıyorsun? Saçma elin. Ya hocam el sokul. Ya hocam ne diyorsunuz? Sokulmaz. Sokulur ya. Ya hocam. Hocam ne diyorsunuz ya? Doğru ya senin koskoca pehlivanlıktan anladığın müsaade eder misin ya? Ya kötü bir şey değil mi? Müsaade eder misin? Ya tamam hocam. Hocam sen niye böyle yapıyorsun? Hocam bir dakika. Hocam bir dakika. Ya hocam. Hocam müsaade eder misiniz? Hocam Sinan abiciğim. Senden rica ediyorum özellikle. Abdülkerim abi. Ahmet abi. Çocukken hayalleri 40 pınar olan bir adamla konuşuyorsun. Kim? Kim?
Bütün hayalim değil. Erdem resimle bu. Pehlivan resmi. Bütün hayalim değil. Bütün hayalim Kırkpınar'da güreşmek. Ya hocam ne diyorsun ya? Hocam nasıl güreşmek? Hocam sen güreşme hocam, ya. Hocam senin küçükken hayalin bitmiyor bir türlü hocam. Ya küçükken benim çok büyük hayallerim vardı. Bir kısmına erişemedim. Bunlardan bir tanesi 13-14 yaşındayken Kırkpınar'ı bir defa el arkadan sokulmaz. Nasıl böyle soktu mu delikanlılığa ters. Ya İçeride yumruk yapacaksın. Ya, yapma ya. O yumruk bilek takılacak kısmete. Bu güzel muhabbet değil. Hayır bu gerçek ya. Taktiktir bu ya. Bu bana paşayı yakalasın. Ertem değiştir konuyu ya. Milletin yanlış bildiği bir şey var. Ertem değiştir ya. Bir dakika. Yanlış yapıyorsunuz. Terbiyesizlik yapmayalım. Orada el düşündüğümüz yere girmiyor. Ya niye girsin ya? Öyle bir şey yok. Bak. Akla başka şeyler girmiyor. Bak. Orada Rasim. Cem. Cem. Ay Cem diyorum. Pardon. Rasim. Cem diyorum. Rasim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben 2 yıl. Bir dakika ben 2 yıl. Cem var orada. Ben 2 yıl. Ben güreşmedim. Ben 2 yıl Kırkpınar'ı anlattım. Ne var ya? Ne var abicim? Ne yaptı peki? Ben güreşmedim oğlum, anlattım ben. Eli soktum. Ya niye sokayım elimi ya anlatırken? Ya bir dinle. Ya Rasim ya. Evet. Ya Rasim. Bak hocanın anlattığı gibi. Bütün kuralları biliyorum bak. Bütün kuralları. Ne anlat? El kısmetten içeri girer, yumrukla girer. Tamam mı? Rakibini yere indirmek yumrukla için. Yumrukla girmez. Hocam ben, elini içeri sokar ya, yumruk olur hocam. Bilmeden bu. Hocam neyi bilmeden? Şurası, İki sene anlattım ben. Abi, ver. Ensesini ölsen abi. Tamam. Şurası kısmetin bel kısmı diyelim. Evet. El yumruk girmez. Ben, önce el girer. Sonra yumruk olur hocam. Öyle yumruk tutar, olur. Değil mi? Evet hocam onu söylüyorum işte. Ama hocam orası bir ceptir. Şey yani dolayısıyla başka yere girmez. Ya niye? Ya Rasim. Neyse. Ya Ertem kapat bu konuyu ya. Erler meydan olur oğlum. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Orada bak bir şey söyleyeceğim. Ertem sen de uyuyorsun ya. Kapat. Ya ben hayır ben Kırkpınar'ı anlattım diyorum Sinan abi. Falan bırakın abi. Bir şey söyleyeceğim. Abi değiştirin konuyu. Abi bir de bak. Arkadaşlar bakın. Yapmayın arkadaşlar. Çok iyi biliyorsun. Hocam bir dakika. Ya bu çocuk buna uyuyorsun bu çocuğa ya. Bu çocuk bana ya. Çocuk değil ben çocuk. Ya baksana. Ya Sinan abi. 37 yaşında. Hayır insanlar yanlış anlayacak. Pehlivanlık oğlum çok ciddi bir şeydir. Yani bizim atasporumuzdur. Adam gibi adamlardır. Biz pehlivanlara dalga geçmeyiz. Pehlivanlar çok iyi bilirler. Bırakacaklar bu işleri pehlivan arkadaşlar. Pehlivanlar aslında. Pehlivanları biz rencideceğimizi bilir. Pehlivanlar gibi yağlandı. Pehlivanlar aslan gibi. Bizim kardeşlerimiz delikanlı. Hayda be. 8 dedi bizim. Abi değiştir. Evet. Değiştir abi mevzu. 8 dedi. Yalnız bak bir şey söyleyeyim Ertem. 8. Ertem tehlikeli mi? Bak tehlikeli uçlara gidiyor program kardeşim. Hocam daha bir şey yok kardeşim. Kapatın. Siz kapatın dedik ki üstüne gidiyorsunuz. Geçen sene sıvacılar ayağa kalktı. Bu sene pehlivanlar sosyal patlamaya olacak. Hocam yapma gözünü seveyim ya. Hadi Ertem bırak değiştir abi. Bir şey söyleyeceğim. Bir anda bak bütün oklar bana geldi. Ne yaptı Ertem? Fenerbahçe'nin bu şaibeli galibiyeti. Ya Rasim niye şaibeli galibiyet olsun? Çünkü sen Aziz Yıldırım. Ben baş danışmanısın, tebrik ederim. Ben. Evet. Yazılanlara bak. Yazılanlara. Onlar kasıtlı operasyon durdurmak için. Bak, ya bu sene bitmiş bak. İş. Bitmiş bu. Abi peki Aziz Yıldırım'ın kardeşi olan hakem. Bu var ya bu algı operasyonudur. Ya 96. dakikada. Buna talimat geldi. Bu algı operasyonu maçta Fenerbahçe'yi galibiyetine kadar götürmeyin. Bu algı operasyonlarını Fenerbahçeliler yeniyorlar. Geçen sene Beşiktaş'ı böyleydi Rasim Ozan. Ben demedim. Sebez Ozan Beşiktaş çarptan yapılacak dedi. Fenerbahçe Beşiktaş'ı yediler. Bu sene Fener'in üstüne oynuyor. Ne düştük bu camiayız biz ama. Hep biz şampiyonluğu son maçlarda kaybediyoruz. Bu algı tebrik operasyonlarına ediyorum. Büyük önlem Fener alacağız. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Büyük önlemler alacağız. Şimdiden yapın. Fenerbahçe'yi her hafta tebrik edeceksin. Var ya tavuklar pişirmeyeceğim. Her hafta Fenerbahçe'yi tebrik edeceksin. Her hafta. Ben söyledim %100. Her hafta tebrik edeceksin. Fenerbahçe şampiyondur. Abi sen de uyuyorsun bana. Sen de bağırıyorsun. Abi bağırmayın ya. Niye bağırıyorsunuz? Sinan bak yıllardır. Beraber bağırıyorsunuz karşılıklı. Ya Sinan bağırmazsan bu ne yapıyor ya? Geçen sene sen buna karşı çıkmadın. Beşiktaş'ı yediler ya. Beşiktaş'ı yedirtti bu ya. Abi Beşiktaş'ı bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ı son 5 hafta. Beşiktaş kendi hatasından abi. Kendi hatasından. Abi 4. hafta demedi mi Beşiktaş'ı şampiyon yapacaklar bu sene? Değişir her hafta değişir. Şimdi ben 2-3 hafta sonra 5 hafta. Sen gerekli cevabı vermiyorsun. Buna yol alıyor. Abi sen de biz yer değişelim bak onu ben ne yapıyorum. Ya daha ben bir şey söyleyeyim. Kardeşim ben orada olayım. Yemin ediyorum üstüne uçarım beraber sandalyeleri düşürürüm. Gel yer değişelim. Gel ben. Hadi tamam. Tamam. Şimdi gelmiş doping. Ya Rasim deme öyle ya. Rasim senden bir ricada bulunacağım. Demin Sayın Mahmut Uslu ile ilgili söylemiş olduğun sözden dolayı yanlış anlaşıldığını. Bir özür borcum. Ben özür dilerim. Onu da duraya. Hocam niye ya? Niye sen söylüyorsun? Hocam
sen kimsin? Sen Ahmet Çakar'sın ya. Hayır hayır, sen Ahmet Çakar'sın diyorum hocam ya. Sen onun manevi, ben senin manevi babam mıyım? Senin adına özür dilerim ben, tamam. Sen şu an ismini anmak istemediğin başka bir şahısla ilgili karton imparator demedin mi? Ya Rasim, ya şu meyveleştesi. Karton kabadayıdır. Rasim bir dakika. Benim görüşüm budur. Ya. Sahte kabadayıdır. Sevgili seyirciler, ben özür diliyorum. Ben özür diliyorum. Programın yapımcısı olarak ben özür diliyorum. Kabadayı. Abi ben vallahi zor durumda kalıyorum. Bak vallahi bak. Ertem, bana bir söz ver. Hocam söz bir vereceğim. Bir Mahmut Uslu bir kere kabadayı değildir ki sahtesi olsun. Mahmut Uslu çok medeni, Fenerbahçe yöneticisi, saygıdeğer bir insandır. Sivri dillidir. Ben sana söyleyeyim mi? Ben sana söyleyeyim mi? Bir kere kabadayı değildir. Kabadayı olmadığı için sahte kabadayı olma ihtimali de yoktur. Fenerbahçe'nin saygıdeğer bir yöneticisidir. Yarın onlara Ankara'dan birkaç telefon gelecek. Altlara da işerler. Beni konuşturma. Ya Rasim karıştırma böyle şeyleri ya. Yalancılık var. Rasim'cim böyle şeyler. Kamera önünde. Kamera önünde kabadayının arka planda yalakalı. Rasim'cim senden rica ediyorum. Bak bu konuları ne oldu? Dinamitle konuş. Bak, hafta içerisinde Erkan abi, Erkan Tan'la konuş. Bak, Erkan abi her gün program yapıyor. Mehmet Ali Şahin hata yapmıştır. SF'le kınıyoruz. Bitti. Ondan sonra şov yaparsan tamam, bu lafları da yersin. Şimdi tamam, sevgili seyirciler, konuyu kapatmadan geçmeyeceğiz biz buradan. Murat Özdemir'le hiç konuşamaz. Wesley Snyder'le Yolante'nin bir videosu var sevgili seyirciler. Çok yakın bir zamanda, çok yakın bir zamanda Hollanda'da bir televizyona katılıyorlar. Görüntüler sadece bizim elimizde. 5 dakikalık bir görüntü. Tercümesini yaptırdık. Tercüme bürosuna gönderdik. Çok inanılmaz güzel muhabbetler oluyor. Bayan Yolante'nin gözyaşları. Bebekleri olacak. Küçük bir Snyder gelecek. Erkek mi kız mı saklıyorlar. Erkek mi kız mı saklıyorlar. Erkek. Hocam nereden biliyorsun hocam? Nereden biliyorsun ya? Yana hamile kadın. 3-4 aylık hamile kadının bakışlarını gösterin. Erkek hocam kız... nereden? Erkek değil hocam, saklıyorlar. Kimse bilmiyor. Ne Wesley biliyor ne Yolante biliyor hocam. Tabii ki onlar bilmeyecek. Hocam izin. Bana 4 aylık, en az 4 aylık hamile kadının bakışlarını gösterin. Erkek annesi mi kız annesi mi olacak söyleyeyim. Nasıl yani? Hocam şey karından anlıyorlar mesela. Ben gözden anlarım. Jinekologlar karından anlıyorlar erkek bir kadın. Jinekologlar efendim ultrason yaparlar. Orada işte erkek çocuğun pipisi görünürse erkek derler. Tamam. Hayır gülme. Tamam doğru. Yani, doğru ama hani bir de diyorlar ya erkeğin kadını. Erkeğin erkek bebeğin. Sivri olur. Sivri olur. Olmaz kardeşim. Bana getireceksin. Gözüne hocam bakacağım. Hocam bilir jinekologtur. Değilimdir de. Yani gözüne doğrusu baktım mı anlarım. Hayır tam benim hani şey Arap bacı muhabbeti benim. Ya hissedersin hocam. Tıp evet bir gelsin. Röportaj bir gelsin. Çok güzel bir röportaj. Bayan Yolente'nin gözyaşlarını görüyorsunuz. Göreceksiniz. Bir annenin, bir anne adayının gözyaşlarını göreceksiniz. Wesley Snyder'le beraber Hollanda televizyonuna katılıyorlar. İzleyelim. Sadece beyaz futbola özel özel görüntüleri izleyelim. Sonrasında dönelim. Evet, Snyder çiftine mutluluklar diliyoruz. Allah mutluluklarını bozmasın. Bir bebek dünyaya gelecek. Küçük bir Snyder dünyaya gelecek ama kız mı erkek mi bilinmiyor. Bunu saklıyorlar. Hocam, nasıl buldunuz Bayan Yolente'nin açıklamalarını? Çok duygusal, çok samimi bir kadınmış. Bak düşün mesela, Yolente güzel bir hanımefendi. Şöhretli, varlıklı, ünlü bir kocası var. Herkes çok, halbuki içinde fırtınalar kopuyormuş kızcağız. Doğru mu? Evet. Anne olamaması, çocuk sahibi tabii olamaması. Şu anda da çok mutlu. İnşallah sağlıklı bir çocuk dünyaya gelir. Çocuğun da kaderi iyi olur. Ne diyelim? Erkek ama. Erkek mi? Erkek diyorsun ha? Sinan abi sen ne diyorsun? Vallahi Ertem yani Türkiye'de Yolante gibi yüz binlerce insan var çocuk doğurmak. Aynı problemleri yaşayan bir sürü insanlar olmuştur yani. Dolayısıyla ama sonunda istediğine kavuşmuş. Allah ne diyelim, sağlıklı inşallah bir bebekleri olur. Sağlıklı dünyaya gelir. İşte dediğim gibi Allah mutluluklarını daim etsin. Ne olacak? Bebek bunların ilişkilerini, evliliklerini daha resmileştirecek, daha ciddileştirecek. Evet, tabii. İşte dediğim gibi Allah inşallah uzun zamandır üstün, da sağlam, sağlıklı bir çocuk doğsun. İnşallah Türkiye'de doğsun. Türk yani İki isim de koysunlar mesela. Olabilir yani. Muhtemelen Schneider bir 3 sene daha Türkiye'de kalacak. Türk ismi de koyabilirler. Tabii göbek adı Türk olur. Mesela diyelim ki babasının adı ne kızın? Yolante'nin babasının adı ne Dursun, rahmetlinin? Mesela erkekse Dursun, Andrea. Mesela Andrea Abdurrahim Schneider. Erkekse. Dursun da olabilir.
Abdurrahim daha çok ama. Abdurrahim gitti. Mesela diyelim ki Robin Abdurrahim Schneider. Robin Abdurrahim Schneider. Andrea diye şey var. Andreas. Koyabilir aslında. Niye koymasın? Abdurrahim abinin adını. Robin Fan Abdurrahim. Olur mu? Nasıl? Niye Abdurrahim diyor abi? Hayır evladım. İki şey kesin. Soyadı Schneider olacak. Doğru mu? İsmi muhtemelen Hollandalıların koyduğu bir isim olacak. Veya Louis. Ya neyse işte adamların zevki ama göbek adını Türkçe koyabiliriz. Louis Abdurrahim Schneider. Kız olursa? Kız olursa. Kız ismi söyle. Hollandalıların koyduğu. Catherine Candan Schneider. Catherine Candan. Candan. Galatasaraylı Candan Erçetin. Candan Erçetin'den Candan. Catherine Candan. Sevgili seyirciler. Wesley Schneider'le Meyreles'in bir görüntüsü var. Ekrana getireceğiz. Motora binmeyi çok seviyorlar. Bir motora binme görüntüleri var. Bir izleyelim, bir görelim. Öyle mi? Bir izleyelim bakalım, ekrana getirelim sevgili. Fotoğraf daha doğrusu. Dünyaca ünlü bir marka. İkisi de Wesley Schneider'le Meyreles. Hocam ne görüyorsun? Vallahi Meyreles tüm kuralları uygulamış. Bir defa motora binerken çok iyi korunmalıyız. Bu kesin. Niye korunmalıyız? İşte sıkıntı olur. Düşersin kafanı gözünü yararsın şu olur bu olur. Motor tutkusu. Schneider önlemleri almamış ama Meyreles almış değil mi? Kafaya kask mask. Schneider daha şey. Kim? Evet. Evet. Korunmalı, korunmak lazım tabii. Evet. İyi gülüyor bile diyor. Hadi abi hadi. Evet. Hadi sevgili seyirciler. Wesley Schneider'le sen sever misin? Meyreles'in motora binme görüntüleri. Tabii buradan Wesley'e, Wesley baba olacak mutlaka. Abi Burasim'in ne olmuş Burasim'e ya? Ya kardeşim deli mi nedir nedir? İkinci kez baba olacak. Bundan dolayı kask takmasını şiddetle tavsiye ediyoruz sevgili seyirciler. Sen araba mı kullanırsın? Motor mu? Hadi bakın işinize be. Hadi değişik araba, hadi. Araba kullanırım kardeşim. Motor tutku yok mu? Yok, araba tutkum var benim. Ben arabayı daha çok seviyorum kardeşim. Görüntüyü alalım. Arabayı daha çok seviyorum. Sevgili seyirciler, nasıl? Fenerbahçe'de... Otobüs. Otobüs. Allah. Gerekirse otobüse de bineriz kardeşim. Ne olacak yani? Evet, sevgili seyirciler. Gruplarla ilgili olarak, daha doğrusu bir Markovic'in bugün bir fotoğrafı vardı. Ekrana getirelim. Biliyor musunuz Fenerbahçe'nin yeni transferi Markovic'in vaftiz babası Obradovic. Aa. Tabii. Biliyorsunuz Hristiyanlıkta bebekler doğduktan sonra vaftiz ediliyorlar çocuklar. Bir de babaları babası, vaftiz babası Obradovic'miş. Fenerbahçe'nin koçu. Müthiş bir tesadüf. Obradovic'le de konuşmuş transferiyle ilgili olarak gelmeden önce. Çok ilginç bir tesadüf tabii ki. Bunun da altını çizerek bir şey kardeşim. Markovic geliyor, babası Obradovic. Bülent Yıldırım bugün abuksun kararlar veriyor. Abisi Aziz Yıldırım. Bu nasıl bir aile şirketine döndü şey ya. Katar'a gidiyor 17 milyona sov. Hocam ya ona sana katılmıyorum. Fenerbahçe'nin 17 milyon euro arasının lak üstü gibi helaldir. Ki ne veriyorsa versin hocam. Ruslar ve Araplarda tuhaf paralar vermeler vardır. Rusya, Rus ve Arap coğrafyasında bu oligarklar, şeyhler. Doğru. Şimdi Musa Sow çok iyi bir futbolcu bir. İkincisi nereye gitti? 17 etmez ama. Bakın nereye gitti? O da ne? 17 var oğlum şeyinde. Müslüman bir ülkeye gitmedi. Evet. Ondan zaten. Musa Sow Müslüman değil mi? Abi bilhassa seçiyorlar. Evet, 17, 27 önemli değil. Hocam ondan, eğer Çin'e, Musa Sow Hristiyan olsaydı 17, 12 bile vermezdi. Çin'e gitti. Dembaba 14, 15'e Çin'e gitti ya. Düşün ya yani arkadaş ya. Tabii veriyorlar. Yapmayın yani. Bir de Müslüman. İnançlı Müslüman. Yani. Şimdi Musa Sow. Hayır Musa Sow bir de sevilen bir adam. Bir inançlı Müslüman. Bayağı da İnansız Müslüman mı olurlar? Öyle değil abi. Ya praktisik mazlum derler İngilizce. Yani dindar. Beş vakit namazı. Bu anlamda söylüyor. Dindar anlamında söylüyor. Fantaze radikal fatih. Radikal yani abi. Radikal. Evet. Sevgili seyirciler, hafta içerisinde en çok konuşulan konulardan birisi. Biraz böyle biraz da farklı bir konulara girmek istedik. Sanki çok girmiyormuşuz gibi. İrlandalı, içimizdeki İrlandalı dediğimiz Kuveyt asıllı. İrlandalı değil, Arap. Onu İrlanda pasaportlama. Onu bizim batıya karşı aşağılık kompleksindeki Türk medyası. Bravo. Vay İrlandalı esnafı dövdü. Şeye dikkat ettin mi Rasim? Arap olsa Rasim dikkat ettin mi? İrlandalı deyince
Herkes bir anda coştu. Tabii, ama adamın Arap olduğu çıkınca bütün tweetler kesildi. Ya bu memleketteki batıya karşı duyulan aşağılık kompleksi artık hastalık. Sinan abi dün çok enteresan. Ha ama şunu söyleyeyim. Abi dün, bizim esnafın yaptığı erkekler. Sinan abinin dün çok enteresan bir yorumu oldu. Sinan abinin enteresan bir yorumu oldu. Abi girmesin kesin. Bir izleyelim, bir görelim pozisyonları. Pozisyon diyorum. Görüntüyü bir izleyelim. Görüntüyü bir izleyelim. Dolabı bak nasıl dolabı açıyor. Boksör arkadaş bakkala geliyor. Su dolabını açıyor. Bir anda sular yere dökülüyor ve esnaf bakkal da elindeki demirle vuruyor. Diğer arkadaşları vuruyor. Ama sanki bu kitabın sadece ortasından başlıyormuş gibi gözüküyor. Yani başı görünmüyor. Başında neler oluyor daha henüz kimse net bilmiyor. İrlandalı tek başına orada herkese dalıyor. Hocam ne diyeceksin? Bir dinliyor artık bu görüntüler. Boksör de değil, elektronik mühendisi ya. Bak ama baksana boks biliyor. Abi çok iyi biliyor ya. Şimdi bizim esnafta tuhaf bir müziği biraz dayanışma adı altında bir şey var. Mesela bu zaman zaman gençlik yıllarında benim de başıma geldi. Bir esnafla konuşuyorsunuz. 6-7 kişiden saldırıyor. Birden kokarca doğru. Gibi. Kokarcalar biliyorsun birlikte hareket ederler. Hemen 8-10 kişi oluyorlar ve birden şiddete başlıyorlar. Şimdi burada hiç yakışmadı. 15 tane adamın burada bir kişiyi dövmesi. Ama şu var. Bir İrlandalı herkesi filan dövmedi. Bir tabii, tanesini tabii. İndirdi. Tabii çok sopaya. Ama şu var. Doğru olan şu. Ama şu var. Bakın şu var. Edeceğim, şu var. Sopaya kafasını. Adamlıkta bir kişi, iki kişi, 15 kişi saldırdı. Ah bravo. O var. Yani orada doğru olan şu. Bu Arap asıllı İrlandalı yani daha önce Arap. Bu Arap boksör 15 kişiyi birden dövmedi. O yanlış. Ama 15 adam toplanıp bir adamı dövmemiş. Ve dövmediler de. 15 adam toplanıp bir adamı dövmemiş. Ha bir de şurada şu var. Yoksa ben burada bu adam esnafı dövdü diye göbek attılar ya Türkiye'de. Ben ya kendi milletinden de nefret ediyormuş ya bizim aynı şey takımı. Sen onu söyle bırak batı ya şöyle. Ya gazeteciler. Gavur da olur mu burada? Bir baktım aman Allah'ım. Ya tamam bak burada iki gönlü. Adil olacağız. Bir hocam da dedi demin de ben de söyledim hocam da söyledi. Anında sopayı alıp 15 kişi birden inerse bu bir kere nasıl sığmaz? Şu dolabı açmayı bir seyreder misin Rasim'cim? Ya baba bak, ne olursa olsun. Şu dolabı açmayı bir seyreder. Kardeşim. Rasim bak dolabı açmayı. Tamam bak. 15 kişi dövülür mü? Bir dakika dinle. Şu dolabı açmayı bir seyret. Gördüm. Lütfen yorum yap. Aa, sarhoş o bilinçli bir açma mı bak? Bilinçli. O var ya o kavga. Ayılık. Hocam o var ya. O dolabı tamamen indirmeye geldi. Bak, yalnız ya. Adamın kafa kemiği çatladı. Bugün ameliyat oldu onu da belirtelim. Kim? Bir şey söyleyeyim mi? İrlandalı'nın. Normal eğer Türkiye'de. Şu işler Amerika'da olsa orada 10 tane filan esnafı çatır çatır o dakikada tutuklanır. Adamın kafatasını çatlattılar. Şimdi şunu söyleyeyim. Adamı da tutuklanır. Adamlıkta 15 kişi bir iki adama saldırılmaz. Tabii bir daha ben bu nedenden kırılmış. Dolayı bu nedenle esnafı bundan laleli mi? Aksaray mı? Aksaray. Aksaray esnafı yani. Adamlık yapmadı. Tabii. Ama şunu da söyleyeyim. Öyle bir İrlandalı 15 kişi filan dövmedi. Bir tanesini indirdi aşağıya. Yarma gibi de bir herif. O da ne yapmış gördün mü? Diyor ki benim hocam, diş paramı veren medyayla konuşurum. He? Dişi kırılmış 3 tane. Konuşmuş benim zaten. Diş paramı veren medyayla konuşurum diyor. O herkes yoluna çıkmış o zaman. Hocam sen İrlanda'ya gitsen. Böyle bir esnaf İrlanda'da bir çarşı olsa esnafın oldu. Şu hareketi yapsan ki bunun Sinan daha dün anlattı. Ben Sinan'ı dinledim. Sinan'ın şeylerine göre söylüyorum. Oraya adam kasıtlı gelmiş yanına 3-5 kişi çek değil adam. Ya onu ben yanında birileri kaldı. Ya. Sinan Apo, dedi. Apo, ben sana koruyacak. 15 kişi. Hocam. 15 kişi bir adama saldırmaları tamam. Adamlık hocam, değil adam saldırıyor. Bir dakika dur. Adam saldırıyor hocam. Hiç uzağa gitmeyin. Karşısındaki adamlar. Sen yapsan İrlanda'da. Bak karşısındaki adamlar 1.65-1.70 boyunda. Bir dakika dinle. 1.65-1.70 boyunda çocuklar. Bu adam bir yarma. Buradan televizyondan içeriye şuradan bir adam girdi. Geldi bizim burada kamerayı kırdı. Değil mi? İri yarı bir herif geldi dinle. Evet. Geldi bizim buradan kamerayı kırdı. İri yarı geldi bir herif kamerayı kırdı. Abdülkerim gitti herife. Abdülkerim'e bir koydu. Ne yapacağız biz Abdülkerim onu dövüşsün mü bekleyeceğiz? Bir yarma geldi. He? Abdülkerim bir koydu şimdi abi, geldi. Adam, düştü. Adam, bu adam sonra sen gittin ya? Hocam sana da bir tane koydu. Biz... Buradan kaçacak mıyız? Hayır. Adamın fiziği belli. Abi adamın adam gücü saldırmıyor. Bir dakika arkadaş. Şimdi esnaf saldırıyor. Arkadaş ya niye ya? Bir anda koruyucu oldu. Turist de turistliğini bilecek, adamlığını bilecek. Arkadaş turisti de saygı insana bak. Hocam orada var ya kazayla. Her insan bunun turist olması gerekmiyor. Kazayla olsa o atın. Vereceğim sana. Hocam kazayla yapmıyor. Beni bakın, bırakın tünümüzü oynamayın. Bizim esnafımız. Hocam kimseyi tribüne bağlamayacak. Hocam bunu turist olarak. Milliyetçiliği. Hocam bakın bu adamın hafları. Niye hocam ya? Niye bırakalım milliyetçiliği ya? Bakın hocam.
Kimse türbüne mürbüne oynamıyoruz. Milletçiyim hocam. Biz esnafın esnafı falan da oynamıyoruz. Burada herkes turistçi ayrıca da. Turistçi bakın. Ya, turistçi falan şey değilim ya. Bunu turist olarak düşünmeyin. Yalnız herkes bunu tuttu. Bunu bir Türk adam olarak. Gavur dolu onun için. Çok gavur dolu burada. Ya kardeşim bir susun. Ben buradan konuşurken karşılıklı konuşuyor. Deminden beri konuştuğunu susuyorum Ertem. Buyur. Böyle bir şey yok ya. Laf atıyor. Çocuk olacak. Gibi birbirimizi ayarlayamıyoruz ne konuşacağımızı. Aynen öyle. Bir müsaade edelim. Bu adam orada Türk düşünün bunu. Normal bir adam düşünün. Gidiyor adamın esnafın. Ondan evvel de gelmiş içki sormuş. Ben haberleri dinledim. İçki buna yok demişler. Bir münakaşa olmuş. Gitmiş arkadaşlarıyla geliyor. Arkadaş bakın arkadaşlarıyla geliyor. Buzdolabının kapağının açışına bakın. Böyle açıyor kapatıyor. Bunu Türk o düşünün. Turist falan diye düşünmeyin. Sonra bu çok kuvvetli bir adam. Önüne gelen orada yumruk atıyor. Doğru. E ne yapacaklar orada? Örnek verdim size. Bu televizyonun içeri birisi girse. Abdülkerim şuradan çıksa. Abdülkerim orada. Biz burada Abdülkerim ona dövüşsün mü? Çok yarma bir herif. Son derece yanlıştır. Doğru olduğunu söylemiyorum. Ama iki taraf da masum değil. Kavga etmelerine gerek yok. Normal olarak bunu halledebilirlerdi belki aralarında. Ama adam alkollüymüş. Adam normal öyle değil. Adam öyle dövüşmeye gelmiş. Yani 10 kişiye değil. E ne yapacaksın abi şimdi biz? Şimdi burada bir tane bak iki tane kadın kavga eder. Yani iki kadın kavga eder. Biri senin hanımındır mesela diyelim veya arkadaşındır. Müdahale etmezsin. İki kadın dersin. Ama iki adam birini döver gider müdahale edersin. Veya üç adam gelir. Veya bir adam üçünü dövüyordur. Yarmadır. İrlandalı'nın yanında iki kişi daha var. Şimdi bizim Bahadırlar gibi bizim ne yaptı Hasan? 10 kişiye burada saldırdı. Ne yaptı? 10 kişi dövdü. Ya Sinan. Yapmayın hocam ya. Köy herif dolabı açar açmaz esnaf oradan odunla. Hocam herif belli. Şey odun, ama odun hocam, bunlar şey değil. Bence orada hocam, evet adaletli bakın, olalım. Sıkıntın bizim, varsa polis çağırırsın. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam onu söylüyor ama önceden de diyorum, muhabbet var diyor. Belli diyor. Ben bunu haberlerde falan seyrettim. O görüntüyü bir başa alsana tekrar. Evet. Haberlerde seyrettim bunun evveliyatı var. Münakaşa 15 var. 15 kişi bir adama sallanma. Bak 3 kişi birden gidiyorlar hocam. Gidiyorlar 3 kişi birden. Baskına gidiyorlar yapmayın ya. Nereden bakıyorsunuz orada hocam bak bir kişi orada duruyor. Bir dakika hızlı oynat. Kapıyı açışına bak. Buzların aşağı bak. Yok tek başına. Ya böyle buzlara mı açılır ya? Bak şu adam niye sopayla gelsin hocam oradan bilerek? Yani alakası var yapmayın. Niye sopayla gelsin? Direkt geçti. Direkt kavgaya gelmiş. Yani hep de tamamdır ya turist. Ya daha önceden bir şey var. Şimdi mesela bakıyorsun Ertan'a mesaj atıyor bir tane birisi. Ne bileyim artist tiyatrocu. Git bakalım onun setini gelsin bir sarhoş turist bassın. Film setini. Turist geldi bastı. Ne olacak? Geldi orada saldırdı adamın şeylerine. Kameralarına. Yarmadı bir adam. Geleni dövüyor, önüne dövüyor. Ne yapacak? 10 kişi saldırmayacaklar mı? Evet. Adamı tutamıyorlarsa. Bunu tutamaz abi bir kişi, iki kişi. İki kişi tutamaz da yanaşamıyorlar çocuğun yanında. Görüyor musun herifin yanında? Burada yarmayın. Ne oldu biliyor yapmayın. Musun? Ben algıya bakarım. Dünyada bütün ay bakıyorsun. İstanbul'da tabii. Bir turiste hocam, 15 kişi, 20 kişi odunlarla saldırılıyor. Hocam, adam da bir tecavüz ediyorlar hocam. Düşünüyor. Ne saldırması? Öldürdüler. Bu ülkede turistler öldürüldü. Tabii biz ya. Bunları ya savunmuyoruz. Hocam, bu olayı savunuyoruz. Biz de bu kadar hocam zavallı bir ülke değiliz ya. Gelen turisti tamam iyi tamam çok güzel. Ne turist bak biliyoruz ama bu turist ayrı bir şey. Buradaki kavga hocam öyle değil buradaki kavga. Ben sana bir sen şey söyleyeceğim. Sen çeketek bir yer misin bunu? Buna bir dakika dinle. Şimdi sen bu çocuk var ya ben bu kavgaya gidiyorum İtalya'da Milano'da yapayım. Böyle bir kavga yapayım. Beni karakoldan bırakmazlardı biliyor musun? Bravo. 24 saat kalmıştım karakolda. Aynen öyle hocam. Evlerine mağdur bir de özür dilediler. Aynen öyle. Özür dilediler. Adamın gidiyor dükkanını yıkıyor. Arkadaş örnek veriyorum size buradan. Buradan bizim Hasan gibi Bahadır gibi bir adam girdi içeriye. Kuvvetli bodyguard çocuklar bizim. Girdiler. Şimdi burada bizi dövdüler. Şimdi ne yapacağız? Oldu? Haklı demiyorum. Kimse haklı hocam, değil. Hocam kitabı ortada okuyorlar. Değil. Onu söylüyor hocam, sana. Hocam adam masum değil. Önceden bir şey var diyor Türk hocam. Türk esnafının yaptığı iş değil. Adamlık değil. 20 kişi bir herife saldırıyorsunuz hocam, ya. Hocam sen de bunu yaşadın mı? Ya sen ne yaparsın buraya bir adam girse içeriye? Ne demek ne yaparsın? Şuradan birisi girdi bizi ana ara sövdü. İri yarı 2 metre boyunda bir adam geldi bize. Apo gitti dön burada koydu. Sen ne yapacaksın? Ya aynı şey değil ki adam dolabı açıyor. Azıcık sert açıyor sular düşüyor. Dolma azıcık sert. Hocam ne güzel bu güzel. Açışını bir daha göstersene. Sana Bodrum güneşi sana şeylik meleklik bak hocam bak. Öyle bu bak hocam. Bak kavgaya gidiyor. Yapma gözünü seveyim. Yok kavgaya gitmiyor ya. Sadece şu an. Hocam bak. Dur bir daha gel Serkan. Serkan bir daha gel abi. Bak hocam sen nereden bakıyorsun? Rasim bir daha bak. Nereden bakıyorsunuz? Bir daha gel. Hocam sen bir esnafsın. Ben burada kesinlikle şey yapmıyorum. Bak şu kapıyı açsana bir daha bak hocam. Esnafsın. Bak. Ya mouse açıyor ya vallahi mouse. Yanındaki arkadaşlar da hocam bak bekliyor zaten böyle bir şey olacak. Yani ama burada iki tarafı da dinlemek lazım. Yani bak, bizim kendi Ben şeye karşıyım. Bak Ertemciğim ben efendim bu olay üzerine Türk esnafı dövüldü diye göbek atan binlerce tweet okudum. Dedim ki ya bu adamlar bu sömürge insanı. Geldi dövdü gitti ya. Bak, bakalım yurt dışına bu kavga. Tabii. Seni bırakıyorlar mı karakolda? İçin iki boyutu var. Bir
Hakikaten Türkiye'de özellikle gazeteci takımında, daha böyle kendini entel dantel takımı diyelim, bunlarda bir Türk olma kompleksi var. Kendi milletinden nefret etme var. Bu topraklarda nefret etme var. Bir şey var. Böyle batıya karşı aşağılık kompleksi. Ya Rasim, zaten ya adamın Arap olduğunu, Kuveytli olduğunu öğrenince herkes bir anda tweetleri kesti. Bilekiz, İrlandalı bir anda Arap, düşman olmaya başladı. Arap, Kuveytli ve iyi bir Müslüman. Adam diyor ki ben Türkiye'yi seviyorum, Müslüman olduğum için geliyorum, yine geleceğim diyor. Buradaki olay şu. O aşağılık kompleksi var Türk esnafı. Ama esnafa karşı da hocamın dediği gibi... Belki bu. Ya Kadıköy'de adamı beni bıçaklamadılar mı? Kartopu oynuyorsunuz. Çocuğu öldürmediler mi? Hocam haklısın. Dur. Hocam o başka bir olay. Aynen. Başka bir şey. Burada ya birisi bıçağı alıp herife taksaydı. Tabii. Ben dün akşam söyledim. Bu dedim bak. Bu dedim hocam. Sen bu kavgayı bu iyi bir bak. O laleli bilirsin. Ara sokaklarını bilirsin oralarda. Ya orada çok kozmopolit. Bu normal güzel esnafın içine düşmüş bu. Tabii hocam ya. Palalarla malalarla saldırırlar. Ya, bak hocam bu İrlandalı bu adam, bu İrlandalı ucuz yırtmış. Ben sana söyleyeyim, palalarla gider. Saldırıyor da vuramıyorlar. Arkadaş sopayla saldırmışlar. Doğru değil ama adam masum değil bak, hala oraya gidiyor. Hayır, yapmayın. Hayır. Bu kadar da bizi yani köretmeyin. Aynen bizi, hocam Almanya'da ya. Almanya'da her gün gazetelerde görüyoruz. Şu adamın bizi... ekmeğine saldırıyor. Orada adamın dükkanına yağmalıyor. Anlaşıyorlar yani. Anlaşıyorlar mı? Hayır yani hayır, bir şey söyleyeceğim. Almanya'da bak her zaman diyoruz ya, Almanya'da ya. İngiltere'de hele Almanya'da bazı tamam, bölgelerde sürekli. Yapmayın arkadaşlar ya. Ertem. Ne yaptın lan? Adama ne Türkiye adam alıyor ağzını burnunu kırıyor, kimse ses çıkartıyor mu Almanya'da? Ertemciğim, bu yanlış bir şey. Vurmamaları lazım bak. Tabii, Muhammed Bey'e vurmamaları lazım. Yanlış. Muhammed Bey. İsmi Muhammed. İrlandalı. Kuveyt asıllı. Kuveyt. Hocam Arap bu vurmama. Ya. Ama Kuveyt'in şöyle bir şey var. Sinan abinin dediğini ciddiye almak lazım. Ya bir şey herkes kafasını kuma gömmüş. Ya bırakın bu işi. Sinan Engin'in dediğini ciddiye alınması lazım. Şuraya bir tane çok kuvvetli bir tane Rambo gibi bir adam gelip bu kameraya saldırsa. Bu esnafı bu kadar sökü bir göstermek lazım yani. Sen halledin. Ben de halledeceğim. Bir dakika. Ya hayır Sinan abi. Buradaki esnafa da yazık günah değil mi? Adamlar. Adamların ekmeğinizi doldurmuş ya. Ya beni niye dinlemiyorsun arkadaş? Ne oldu içinize Pollyanna mı kaçtı? Şuradan İçeriye bir adam girdi. Ya hak veriyorum dinle sana kardeşim. Şuradan içeri bir adam girdi. Al alt yazıyı. Şu kameraman çocuk küçük bak bizim bir atmış. Ona bir çaktı. Buradan geldi Rasim'e de çaktı. Bence burada kaçacak mıyız biz? Olur mu biz de dalacağız. Arkadaşlar Sinan abiyi tam verin diyorum al alt yazıyı. O zaman ne oldu? 10 kişi saldırdık mı oluyor? Abi o adam gelmiş saldırıyorsun zaten. Ben demiyorum ki doğrudur. Ama adam şartlı gelmiş oraya. Yapmayın esnafla ben esnafı tanımam etmem. Bir de Sinan abi. Yapmayın arkadaşlar. Yazık günah denen bir şey var. Tamam bakın oradaki her esnafı orada vuran kişilerle. Esnafı da mı sıvamaya başladınız? Evet abi sıvamaya başladım. Esnaf. Bir dakika dur ya. Oradaki adamlar ekmek parası kazanıyor. Oradaki bütün hepsine. Yok bir dakika hepsine katil demek. Hepsine turistlere bilmem ne yapıyor demek. Olur mu ya? Yıllarca çıkarttınız bir Aksaray esnafı. Yazık günah değil mi bu adamlara ya? Yapmayın ya. Yazık günah değil mi bu adamlara ya? Hocam bak. Hayır hocam. Yine para doğru. Hocam, esnaf mı var yok? Esnaf oradaki esnaf var da. Hocam, çoluğumuz bakın. Çocuğumuz gidiyor, alışverişe bak. Gidiyor oraya. Şurada bir karı kocadır, gelir oraya, karı kocadır. Münakaşa buradan saldırırlar deriz ki yuh ulan terbiyesler karı koca salar. Aynen. Adamlar arkadaşını alıyor. Yapmaz otelden koşa koşa geliyor, açıyor buzdolabını deviriyor. Hala siz melek olmuşsunuz, İrlanda hayatı olmuş sizde. Sinan, Cansım öyle demiyor. Hoca bugün mağdur. Beyler ben kavgayı dövüşü sevmem. Bize sevmeyi çok seviyorum. Her dakika kavga ediyoruz. Yeni kere yolda kavga ettim ben zaten. Çok seviyorum kavgayı. Esnaflarda, Türk esnafında şöyle bir kompleks gelişti. Biri biz hepimiz, hepimiz birimiz doğru, için. Orada haklı hocam. Manel şekli birine havu oluyor. Tabii, ulan hepsi odunlarla çıkıyorlar. Bak, hocam dükkanı yağmalarlar. Gençlik yıllarında esnaf olayla ne dayaklar yedim ben. Zincirle yedim. Hocam. Hocam sana ben bir şey anlatıyorum. Büyük destek var. Hocam lütfen. Hocam lütfen. Adam oraya gelmiş alkollü. Bakın bu Laleli'de belli. Başka bir sokağa düşse orada Laleli'de Beyoğlu'nun arka sokakları gibi esnaflar var orada. Bak bir sokaklar var orada. Bu ucuz atlatmış o bak. Diyorum sana ciddi orada gitmiş. Adamın sen gelip dükkanına sen şey yapıyorsun. Ondan sonra. Şirin, herif alkollü ise alkolünün mektubu okunmaz. Alkollü aynen. Adam. Hocam gelmiş bir daha. Üç kişi geliyor. Tamam gelmiş araya gelsin. Hadi koçum dersin. Gel otur dersin. Herif uzaklamadan evimi saldırıyor. Hemen çıkıyor. Evet, çık hocam. Hocam ilk kaseti bile seyretmemişsin. Hocam öncesi var hocam. Öncesi bak hocam. Seyret kaseti. Sinan abicim çok özür dilerim. Bak öncesi var hocam. Adam geliyor. Kapıyı böyle açıyor. Elinde sopayla. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Dur. Bir dakika Rasim bir şey söyleyeceğim. Hocam. A
Al sana hepsini ekrandan. Al hepsini. Bir dakika dur. Hocam bir şey soracağım sana. Evet. Sen bakkalsın veya evet. Ben bakkalım. Al evet. Beni. Ben bakkalım. Adam tamam mı? Dinlenip dinlenip bir dakika. Böyle bir dakika. Bakkal olur mu? Tamam ben bakkalım bir dakika. Böyle bakkal hocam bir dakika ben bakkalım. Böyle bakkal sen geliyorsun. Rasim. Sen gel göstermeyeyim dur. Sen, ben bakkalım. Tamam elimde sopa var hocam. Bakkalım. Ben seni niye sopayla karşılayayım? Daha şeyi camla indirmemişsin. Ne alakası bir şey var demek ki. Ben yani, seni niye sopayla karşılayayım? Aferin, evet, alkol niye sopayla? Anladık. Alkol istemişler. Vermemişler. Hayır hocam öyle bir şey yok. Niye bak başka bir şey ne? Söylüyorum. Ne? Geliyorsun tamam mı? Geliyorsun gelirken tamam, ben seni görüyorum geldiğini. Olmuş. Senin geldiğini görüyorum. Su almaya geliyorsun ama. İrlandalıcı şiir bile yazdı. Rasim bir dakika. Rasim bir dakika bitireyim bak önemli. Ulan, sen bana doğru geliyorsun. Benim bakkalıma doğru. Kan ben çekmiştir. Sopayla hocam bir dakika. Arap mı bu? Ya hocam bir dakika diyorum ya. Ardiye'den sopayı alıyorum arkadan tamam mı hocam? Senin geldiğini görüyorum. Ben manyak mıyım ruh hastası mıyım? Bir tane müşteri gelecek ben sopayla bekleyeceğim. Niye ben seni sopayla İzah karşılıyorum? Edin hocam. Türk esnafında maalesef en ufak har hurda adam dövme merakı var. Ya hocam hele, o cevap bu değil ama. Müsaade et. Restoranlarda, gece kulüplerinde. Hocam taksi şoförleri. Ya hocam bu esnafa yazık değil mi peki hadi? Vuranları söylemiyorum. Oradaki bütün esnafı günlerce gazeteler, seni, televizyonlar yerden yere vurdu. Bu adamlar ne kazanacak? Bir dakika dur Ertem seni son 25 ülke ekonomini düşün hocam. Gittiğin bir dükkanda, lokantada, kafede falan dövdüler mi hiç? Öf, Ankara'da yedek subaydı benim de kafamda. Hayır hayır hayır. Yedek subaydı. Bir şey yapmışsın. Hayır hayır. Bir şey yapmasın. Hayır hayır hayır. Son 20 sene. Olgunluk döneminde. Anlatayım. Gel. 30 yaşından itibaren hiç kavga ettin mi lokantaya gidince? Bir dakika Sinan. Bir kafeye restoranda ettin mi? Hayır 28 yaşında anlatayım bir dakika, Sinan. Ankara saman pazarı bilir misin saman pazarı? Aa 28'e 30 dur. Saman pazarı birkaç isim söylemeyeceğim. Birkaç hakem arkadaş ama hepsi şey. Yedek subay. Ankara yedek subay. Üzerinde de eşofman gibi bir şey var. Herkes sivil. Evet. Bir ikisi alkol aldı. Ben alkol almıyorum. İleri geri yaptı şeye. Dükkan sahibine. Dükkan sahibine. Allah. Hissettim. Baktım belimizi yokluyor dükkan sahibi dövmeden önce. Böyle yerlerde bel yoklanır. Silah var mı? Silah var. Bir de bizim asker olduğumuzu kesiyorlar saçlardan maçlardan. Silah var mı? Beyler dedim adam alkollü. Alkollü mektubu okunmaz. Bir şey yapmayın ben alıp onları götürürüm. Tam böyle götüreceğim dışarı çıktık abi. İlk zinciri ben yedim. Bak odun da değil zincir. Hocam bir dakika. Burada bir şey var. Bir saniye. Gel geri gel. Bir dakika bir dakika. Burada bir şey var bir dakika. Hocam. Şaka yapıyorum. 18.05 bakın saat 18.05'te alsana Başak. Hayda. Saat 18.05'te çıkıyorlar bak. Saat yukarıya bakın 18.05'te bakkala gidiyorlar ilk olarak. Tamam doğru. Bak bir dakika sonra 18.12'de bu tekrar olay oluyor. Geliyorlar abi. Tekrar geliyorlar. Tamam. Önce bir olay çıkmış. Ya hocam. Kardeşim ben şiddetin her şeyini yani uzman. Yani adam su alıyor diye yani dayanmak dayan ettireceksin. Yani burada bir hadi bırakın bu işi. Ya hocam hala cevap veremedin ya. Hocam polis. Bırak seni bırak sen hastalığı hocam sayla mı karşılıyordun hocam sen söylediğine sen de inanmıyorsun biliyorsun. Şuradan birisi girdi Rasim gördün mü? Bize saldırdı ne yapacaksın seyredeceksin mi? Bir yorum yapayım ben bağlarım size saldırı. Sana mı çaktı ne yapacaksın? Çakamaz. Bir dakika dur ya dur. Sana mı çaktı ne yapacaksın? Çakamaz. Bir dakika dur ya nasıl ya? Bana gel bana. Sen ayırırken sana bir tane koyduk. Bak şiliyorum şu an. Burada ilk vuran İrlandalı değil. İlk darbeyi odunla yiyen İrlandalı. Hocam senin dükkanın senin ekmek tekkeneden dağıtıyor. Senin dükkanına ekmek tekkeni dağıtıyor. Yapmayın. Bu kadar basit değil. Ya. Bakın arkadaşlar ben 2 hafta 3 hafta bir yurt dışına giden bir insanım. Ha, yurt dışı çok farklı. İşte yurt dışında bunu yap. Evet. Yurt dışında bunu yap bakalım karakolda hemen arkandan seni kelepçelerler. Bak şu bak onu bak o çocuğu o İrlandalı var ya yarmayı. Böyle kelepçeler aynen götürürler. Hayır. Aynen. Hayır. Fransa'da, Amerika'da demokrasi ülkelerinde. Şunu ha. Savcı incelesi. Evet. Derli ki bu İrlandalı herifin dayak yemesinin yegane nedeni polici. Dolabı hızlı açıp şeyler düşmesi. Evet. Hemen der bu esnafı tutuklayın. Ama 18.05'te 18.02 7 dakika var. Konser konumu musun? Hocam bak izahı var. Belli işte. Dayağını yediği belli herifin. Kızdı açtı diye. Ertemci. Ulan esnafı atlamak için konser konumu ya söylediğine sen de inanmıyorsun. Ne inanmıyorsun? Mağustan muhalefet ediyorsun. Ya Sinan. Hocam kavga ile. İrlandalı'nın dayak yemeği. Hocam. Cengek nedeni var. Hocam. Odunla hem de. Kapıyı hızla açmış. Hocam o yarmayı nasıl dövecek? Ben de mesela bugün havaalanında kapının ucuna açtım. Hocam onları sen döveceksin. Beni döveceksin. Hocam belli olur o. Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Hocam daha ameliyatı varsa. Bir şey söyleyeceğim sana. Bu adama sopayla kendilerini korumasa bu çocuklar onları paramparça çok. Hayır onları biliyor musun?
Kafaları gözleri kırar o adam boksu iri yarı. Vurduğunu deviririm görmüyor musun? Ya, hocam kavgayı... Beyler, bu ülke polis... Ertem hadi polis yağırır. 10 numara gelsin. Polis yağırır. Yok ben değil. Sinan abinin Sinan abinin dünkü bir veterisi. Ben bir söyleyeyim. Gel. Bak. Çok kısa. Çok kısa. Dön futbola. Çok kısa. 9 numara hazır olsun. Lan helal olsun bak kulüp başkanlarını, futbolcuları, antrenörleri sıvadınız da. Şimdi de Galatasaray esnafımız oduncu var hocam. Aslan gibi. Esnaf hocam. Esnaf. Hocam bırak da bir dakika dur. Bırak da hocam. Şu günlerde kendi ülkemizde bu konularda bir birlik olalım beraber. Şu var. Biz mesela burada zaman zaman teknik adamlara, futbolculara, başkanlara ağır eleştiriyoruz. Tamam. Hatta çok sinirleniyoruz. O zaman çıkışta da bizi dövsünler. Hocam. Kim hocam, ya? Türk milleti olarak. Niye dövüyoruz? Biz kimseye ya zarar vermiyoruz ki. Hocam orada gidiyorsun. Hocam bir şey söyleyeceğim. Sen git bakalım bir şey söyleyeceğim sana. Sen git bakalım bir şu dükkana yukarı gitmeyi. Birinin buzdolabını aç. Aynısı olur. Aynısı olur. Yanlış olan nedir biliyor musun? 10 kişi 15 kişi adama. Bakın bunu savunmuyoruz. 10 kişi 15 kişi bir adama savunmaları, şey saldırmaları yanlıştır. Bunu biz savunmuyoruz. Kavgayı biz de savunmuyoruz. Yalnız dur. Ama bu adamı bir anda yaptırar mağdur bu yarmayı. Yağdır. Mağdur yarmayı. Bir kişi dövmeli evini yıkamadılar ya. Esnafı ne yapacak o zaman? Adam bunları kumaya sokacaksa ne yapacak? Ya esnafı dövdü diye şiirler aldı adam. Hayır bir şeyler olsun. Tabii ya. Ne ülkeyiz be? Burada. Fenerbahçe eti yiyormuş. Bir dakika. Fenerbahçe eti. Bazen Türk milleti olarak alacağımız ders durmaz bir dakika bir ya. Tamam canım. Türk milleti olarak alacağımız ders şu kavga disiplindir, bir bilimdir. Böyle eline geleni oraya atmak kavga değildir. Kavgada daha nasıl askerlik bir bilim. Adam kavgayı bilerek, bilinçli yapınca tek başına ayakta durur. Ben Aksaray esnafına abil olarak bir şey söyleyeyim. Her ne kadar Türkiye'de bu spor fazla bilmez. Bunda bir bayır. Beyzbol takımı kursunlar. Üstüne bak kule geçer. Herkes de sopa maşallah. Bu kadar sopa. O da yanlış. Bak onları atayım hocam, şey. Sen söyle. De vardır. Beyzbol arasında çok elinde, bir dakika. Elinde sopa olmayan adama sopayla saldır bak. Bak yanlış. Onu zaten söylüyoruz. Bir dakika. Allah bir özetleyeyim. Ya. Bir özetleyeyim. Laleli. White Sox. Hocam bir dakika diyorum. Hocam. Laleli. Hocam durup dururken birine. Dur. Bir dakika. Durup dururken. Küçümsedi. Ya Rasim. Hocam bakım okursunlar. Hocam bir dakika. Hocam sana. Kondisyonlarda Sinan. Hocam. Ya bırakın bu işleri ya. Durup dururken bir insana kimse saldırmaz abiciğim. Tabii bak ya. Unutmayın bunu. Hep ölende mi öldürende mi derler. Ay, ya. Yolda dinle. Yolda bana oluyor. Ya arkadaşlar ya o ayrı bir şey. Bak durup dururken adam oraya bela aramaya gitmiş. Ben doğru demiyorum. Saldırılı demiyorum. Ama bu adam da masum değil kardeşim. Evet ya. Bu kadar. Özetle masum aynen değiliz. Hiçbirimiz. Şimdi bunu kılıflarına uydurun. Sizin beyzbol takımı hocaları sizi. Sen de bugün polyan olursun. Bir dakika. Fernandao. Bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Hocam. Fernandao dün akşam Sinan Engin ortaya çok ilginç bir istihbaratla geldi buraya. Tamam. Fernandao çiğ et yiyormuş. Ne var bunda? Nasıl çiğ et? Nasıl hocam? Normal çiğ et yemek. Biz yiyelim dün gece izleyelim. Sabah kahvaltısında. Biz yiyelim. Fernando sen biliyor musun? Fernando kafes dövüşçüsü diyorum ben ona. Baktığın zaman tipi falan aynı öyle böyle kafes dövüşçüsü falan. Oğlum Savalin çiğ et yiyormuş biliyor musun herif kahvaltıda? Oğlum Savalin çiğ et yiyormuş biliyor musun herif kahvaltıda? Çiğ et yiyormuş. Çiğ et. Ya bırak Sinan abi. Vallahi billahi diyorum sana ya. Çiğ et yiyormuş abi oğlum. Abi o suşi falan olmasın sakın. İyi çiğ balık. Bayağı bildiğin çiğ et. Üstlerinde çiğ kefir et. Tabii abi. Ben Şener Üşümezsoy'u gördüm de çiğ et yerken onu görmedim. Çiğ et yiyormuş. Kenya'da yedi. Şener Hoca. Çiğ et. Yedi. Öyle mi? Keçi eti yedi. Ama bu Fernando çiğ et yiyormuş sabahleyin ondan kuvvetli baksana. Ertem. Bu Fernando ile o İrlandalı var ya onu kavga ettirir. İrlandalı. İrlandalı mıydı o? Laleli. İrlandalı. Yarma. Evet, Fernandao'nun çiğ et yediğini sabah kahvaltılarında söylüyor Sinan Hocam, Ahmet Hocam. Çok normal. Nasıl normal hocam? Nasıl normal ya? Herkesin yemeği usulü mesela ben en büyük zevkim çiğ yumurta yemektir. O normal hocam. Çiğ yumurta yemek çok çok çok. Şey, çok normal. Şey, Rocky Balboa çiğ yumurtayı çok seviyor. Evet, çocukken içirirler. Bir dakika abi o hani İtalya'dan bir tane sen bilirsin neydi o incecik kesilmiş etler neydi onun adı? Söyle ya. Prosciutto. İtalya'da. Brezola, prosciutto hangisini? Bunlar da çiğ et. Pastırma belli oranda çiğ et. Hocam adamın sabah kahvaltısında bayağı bildiğin şey. Sana ne abi? Yarı yer adam ya. Nasıl sen yer hocam? Misin? Ya sen yer mi hocam? Ya yamyam mısın sen ya? Ya
Çiğ et yararlı mıdır? Abi çiğ et niye yararlı? Çiğ et yararlı mıdır? 9 numara. Abi insanın doğasında hayvanlara bakın. Bütün hayvanlar çiğ et mi yer? Hocam sen bir tıp adamısın. Evet. Hocam sen bir tıp adamısın sormak istiyorum. Çiğ et bir insanı güçlendirir mi? Yani var mı böyle bir şey? Az pişmiş etin daha yararlı olduğu söylenir. Ama niyedir, nedendir tam bilmiyorum. Ama az da olsa pişer hocam yani. Böyle çiğ çiğ yenir mi ya? Zaten Fernando'nun suratına baktığım vakit çiğ et yiyen tipi var. Hocam Azok'a benzemiyor mu Azok? Evet. Kafes dövüşçüsü. Vallahi her maç gol atsın da böyle bir tane bizon yesin. Çiğ çiğ. Mertem Ortadaki kim ayıptır ya kime? Hayır hayır Azok ya. Dünyaca film hocam. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Film kahramanı. Fenerbahçe'ye gelmiş geçmiş en fazla kalbiyle oynayan oyuncuların başında gelir bu çocuk. Bugün sen son dakikada gördün mü hocam? Çıktı oyundan. Son dakikada gördün mü? Serbest vuruş öncesinde şöyle kafasını böyle almış tek avucunun arasına. Yani nasıl biliyor musun? Evet. Kenarda bile terliyor hocam. Oynuyor biliyor musun? Çiğ et nasıl yenir biliyor musun? Nasıl yenir? Kesersin. Üzerine biraz limon. Acı. Tamam mı? Öyle güzel gider ki. Vallahi bak tavsiye ederim. O büfteyi ince kestim böyle 3 milimlik ince şeylerle salam gibi. Evet. Biraz üzerine limon. Biraz kırmızı biber ve kekik. Yapmadı. Kekik abi çok çiğ güzel gibi. Çiğ yapmadı hocam. Ya ne olur ya. Çok güzeldir. Pişmiş de çiğin farkı ne? Dinlenmişse yenir. Vallahi hafif pişirmek lazım hafif. Bir şey işte hafif pişmeyin hafif. Kanı da böyle bakacak. Çiğ güzel olacak da. Çiğ çiğ. Pahalı abeti nereden bulacağız? Et de pahalı yani. Et de pahalı. Acıdım ben. Şimdi ben ona takılıyorum biliyor musun? Şuna takıldınız mı mesela? Doktorlar diyor ya badem yiyin ceviz yiyin. Baba doktor bademin cevizi kaç para kilosu kilosunun kaç para olduğunu biliyor musunuz abi yani? Ne? Aa bak siz o şeyi azıcık ya çiğ et yedin ha. Ya sen niye diyorsun bunu? Aksaray esnafına da çiğ et yiyorsun. Ya? Daha kuvvetlensin. Badem ne ya bak Allah aşkına sana. Konuşan adama bak kaç para diyor. Abi bademe zam gelmişti hanım almadı ya. Mesela biliyor musun ne? Badem? Hanım almadı ama bademe zam gelmişti diyor. Pahalı diyor çok pahalı. Ya, ne? Almadı oğlum. Ha buldum. Carpaccio. İtalya'da mı olur? Bilir Carpaccio. Ne? Ama hocam şey diyor, çok ince. Ama çiğ pişmiş mi? Kalın. Bir dakika pişmiş mi? Carpaccio şeyin başında çok ince gelir ama o şeydir hocam. Anladım kardeşim. Carpaccio pişmiş midir? Pişip kuruturlar. Hayır tabii. Sen bu bilgiyi sen nereden pişirirler, aldın ya? Sonra kuruturlar. Nereden aldın bu bilgiyi? Çiğ et yediğini nereden biliyorsun? Bir restoranda söylediler ya. Vallahi. Geldi burada dediler sabahleyin çiğ et yediler bir kilo. Gerçekçi mi bu ya? Çok yemiş bir de. Çiğ sosis yer misiniz? Çiğ sosis. Yesin koçum. Ben sevmem sosis. Kurt yapmaz mı hocam? Ya ne kurtu be? Ben sosis sevmem hocam. Yapar hocam kurt yapar. Vallahi ben Kıbrıs'ta Ahmet Çakar'ı gördüm. Her şeyi yiyebileceğini anladım bir insan. Her şeyi yiyebileceğini anladım. Bir şey söyleyeceğim. Sinan abi dün Instagram'dan Sinan Engin'in Instagram'ını söyleyelim. Sinan Engin. Instagram hesabı Sinan Engin. Benim Ertem Şener Instagram hesabım. Bol bol paylaşım yapabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili seyirciler, dün Sinan Engin Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Beşiktaş'la ilgili olarak. Bu Instagram nedir? Bana bir anlatın. Girip fotoğraf paylaşırsınız. Kararsız. Seninkinin aynısı hocam. Şimdi Twitter'a girsin. Sen de Twitter var. Yazıyoruz, ediyoruz. Twitter'ın fotoğrafsız hali bu. Ha? Hani buraya bak. Şimdi mesela, Instagram'a bak, bu telefondan birisi gireceğim. Birisi yazmış mesela. Sinan abi 60 bin liralık saat takıyorsun. Ha. İşte ne o? badem bilmem ne. Öteki diyor asgari ücretli yaşam savaşı veriyoruz. Ne eti ya diyor. Falan. Abi biraz futbol konuşun. Ha ha ha. 100 gol. Rasim'e sorsan abi. Futbol oynayabiliyor mu? Rasim niye güldün? Rasim futbol oynayabiliyor mu diyor. Çok yeteneksizdir oynayamam. Çok yeteneksizdir. Niye güldün? Neden güldün anlamadım. Ya 100 gole kaldı 90 gol. Bu sene Beşiktaş'ın 100 gol geçme olasılığı. Herkes transfer soruyor bakın. Cinsiyet değiştirme olasılığı şimdi, kadardır Ertem. Instagram'a herkes. Ya ne diyorsun ya? Ne dediğin aksine ne yapıyor? Instagram'a herkes transfer soruyor Ertem. Ya transfer konuşulacak mı? Konuşulacak Sinan abi ama senin sürece Instagram'ını bir konu. Onları bir şey yapalım. Söyleyelim. Önce şu senin paylaşımını bir konuşayım. Arkadaş ben 100 gol dediğim zaman Beşiktaş'ın bu sene çok gol atacağını düşünüyorum. 100 gole yaklaşacağını düşünüyorum. Yani Sinan Engin 100 gol. 100 gole yaklaşacağını düşünüyorum. Neden? Şimdi ufak ufak isterseniz bir yazalım mesela. Mario Gomez 20 gol atar mı? Bu girişte zor. Atamaz bence. Bu haliyle. Ben atar diyorum. Sen Mario Gomez bu gidişte 20 maç oynar mı diye sorsana. Bırak golü. Şimdi. Beyler cuma akşamı Mario Gomez'in beli dönmüyor. Hocam çabuk hazır değil. Bu haliyle hazır değil. Evet. Hazır değil de hazır. Fizik olarak yavaş yavaş gelecek. Yani 8-10 tane diyelim. 10-12 tane de 10 tane Olcay atsa Ertem. 10 tane de Gökhan Töre atsa. Olcay Şahan 20. Öyle gitse. Yavaş yavaş. Evet. Savunmadan da 8-10 tane öyle gelse olabilir. Arkadan ben falan. Ben bunu yani, çok... Ben Beşiktaş'ın 100 gole yaklaşacağını düşünüyorum. Ben yalnız Sinan'a katılıyorum. Ama Beşiktaş'ta en büyük sorun. Sinan bak bu konuda seni Ertem, destekliyorum. Bak, ben yani pardon Beşiktaş... hocam bak. 100 gol barajı iyi çok güzel de Ertem. Beşiktaş'ın kalecisi bir sezon götürebilir mi? Beşiktaş'ın Tolga savunması mı?
bir sezon bu savunma götürebilir mi? Şimdi Tosic, Mosic hep soru işaretleri var takımda onun için. Ben burada 100 gol barajına yaklaşacağını. Ama bak şurada ben şöyle bir kelime oyunu yapabilirdim. Ama bunu yapmıyorum. Şunu diyebilirdim 100 gol. Kardeşim kupa, Türkiye Kupası, UEFA bilmem ne falan diye demiyorum. Lig diyorum Ertem. Lig evet. Diyorsun. Sadece lig diyorum. Bunu da ilave yapabilirdim ha. Yani, Sinan Engin hemen Çerkez yaptı döndü. Evet. Çark etti derler bak. Kardeşim ben kupayı da kastettim. Hayır ben lafımın arkasındayım arkadaş. 3 haftada 10 gol atmadın bu takım. Evet. Attı. Niye olmasın? Olmaz. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben de Sinan Ak burada destek veriyorum. Çünkü ben de biliyorsun 2 hafta önce ilk Mersin maçında bir yorum yapmıştım. Tekrar hatırlatayım. O yorumda ne demiştim? Derbi maçları hariç dedim. Trabzon Beşiktaş Trabzon Galatasaray Fener'le oynayacağı maç hariç Beşiktaş'ın diğer takımlarla oynayacağı maçta Beşiktaş'tan 2 golden az yiyen takım. Şimdi bu ne dedi? Hocam bir dakika özür dilerim. Efendim? Heh. Bu ne dedi? Yalanladı mı? Tamam. Ne oldu ya? Bir alalım transfer. Sevgili seyirciler 24 saat kaldı. Fenerbahçe Chicharito haberleri çıkmıştı. Evet Manchester United'da eski Bezeli Chicharito Meksikalı futbolcu Bayer Leverkusen'la 3 yıllık sözleşme imzalamak üzereymiş. Fenerbahçe'nin Pato'yla görüşmelere başladığı belirtiliyor, iddia ediliyor sevgili seyirciler. Pato da bir açıklama yapmış. Bugün Sao Paulo'yla son maçıma çıkmış olabilirim. Bunu bilmiyorum. Menajerim transferimle ilgili görüşmeler yapıyor. Uzaklardan bir kulüple görüşme yapıyor şeklinde. Pato'nun Fenerbahçe'ye doğru rotayı çevirdiği iddiaları var. Bu bir iddia sevgili seyirciler. Bakın imza demiyorum. İmza demiyorum. Fenerbahçe ayrıca Sow'la ilgili olarak da rakam verilmiş. Kapa bildirildi şu anda. 16 milyon euro. Doğru. 16 milyon euro. Biri de Sow alıyor. Biri mi? Biri de Sow alacak. 16 milyon euro ya anlaşılmış ama tekrar ediyorum. Evet. Chicharito Meksikalı futbolcu Fenerbahçe'yle adı geçiyordu biliyorsunuz son 4-5 saattir. Yarın sabah borsaya bildirilecek diyorlar Fenerbahçe'nin anlaştığı futbolcunun. Pato'nun Fenerbahçe'li Pato'nun menajerinin Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturduğu iddiaları var. Fenerbahçe yönetimi Pato'yla masaya oturduğu iddiaları var. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe kulübüne de zarar vermek istemiyoruz bu konuda. Çünkü AŞ ile yönetilen kulüplere Galatasaray hep iddiayı muhakkak suretle belirtiyorum. İddia diyelim ama son derece emin kaynaklardan Fenerbahçe'nin Pato'yla ilgili çok ciddi görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Bir sevgili seyirciler. Beşiktaş'la ilgili Beşiktaşlar bekliyor. Dün de söyledim Lucas'la ilgili. Fikret Orman, Umut Güner ve Ahmet Bulut buradan gidiyorlar Lucas'ı almaya. Her şey prensip olarak bitti, anlaşıldı. Son dakikada o gün iyi oynadı diye teknik direktör vermekten vazgeçiyor. Valdez'de prensip anlaşmasına varıldı ama bir iki pürüz var, giderilmiyor. Hem Beşiktaş tarafında pürüzler var. Şenol Hoca çok emin değil. Hem aynı şekilde o tarafta var. Onun dışında harıl harıl Beşiktaş yönetimi bir orta saha almak için tamamıyla her yeri didik didik eriyor. Her yere saldırılıyor. Bir ön libero. Müthiş bir pazarlık var, devam ediyor. Ama onun için bir şey söylemek istemiyorum, isim vermek istemiyorum. Bu kısa sürede herhalde inşallah biter mi bilmiyorum. Evet sevgili seyirciler tekrar ediyorum. Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi gerçekten çok çalışıyor şu anda. Yönetim olarak hatta bir yönetici, isim vermeyeceğim bilen biliyor. 32 saat transfer için 32 saat son 32 saat demişti. Bir tweet attı. Şu anda gelen haberler şu şekilde. Fenerbahçe yönetimi Hernandez'le ilgili olarak, Chicharito'yla ilgili olarak çok ciddi anlamda görüşmeler yaptı şekli iddialar vardı ama Bayer Leverkusen'le yani Hakan Çalhanoğlu'nun takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor. Alman basını, İngiliz basını bu transfere bitti gözüyle bakıyor ama Fenerbahçe'nin Pato'yla ciddi anlamda çok sıcak temas kurduğu, dirsek teması kurduğu haberleri var. Fenerbahçe'nin bir golcüye ihtiyacı var deniliyor ve bu golcünün de Pato olduğu söyleniyor sevgili seyirciler. Pato'nun açıklamaları da bununla ilgili paralel olarak bir bağdaştırma yaparsak eğer Pato da bugün maç sonrasında yaptığı açıklamada çok uzaklardan bir kulüple menajerim görüşüyor, görüşmelerim var şeklinde açıklama yaptı deniliyor. Ben bir kere bu transfer olursa hatalı bulurum. Fenerbahçe'nin golcüye falan ihtiyacı yoktur. 2 tane santraforu vardır. Yeri geldiği zaman bugünkü gibi zaten 4-3-3 oynuyor. Tek santrafor oynuyor. 4-4-2 oynarsa Fernando ve Van Persie var. Van Persie zaten
şey yapmaya başladı, açılmaya başladı. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bugün görüyorsunuz. Abdullah'a bağ, o bir de Abdullah'a bağ sakatlanıyor. Oyunu ancak Kadleki sokabiliyoruz. İşte Kadleki de çok methediyorlardı. Bugün, gördük bugün yaptığı Iskay'ı yedirdiği golü. Abdullah'a bağ da ne kadar sağlam. Bugün Alves'ten uyuyoruz. Yani Fenerbahçe alacaksa stoper lazım sen Fenerbahçe'ye. Bugün, yok almayacak zannetmiyorum. Yani ben de bugün, almayacağını biliyorum ben ama. Ben bugün şunu gördüm. Stoper lazım bize. Ben bugün şunu gördüm. Fenerbahçe ile ilgili şu yorum yapabilirim. Eğer fizik olarak çok iyi duruma gelirse bir Van Persie fırtınası esiyor. Klası Van Persie fırtınası klası seyredeceğiz. Aynen bravo. Bak, ben de fizik oynadım. Olarak şu an %50-%60 durumda bu çocuk. Evet. Sinan abi çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Son dakika. Eskişehir sporlu Laval yarın sabah Beşiktaş'a imza atıyor sevgili seyirciler. Çok önce söylemiş. Her konuda anlaşılmış. Evet. Son dek olarak verelim. Artık şu 24 saat içerisinde efendim, sıcak bilgiler gelecek. Efendim çok başarılı bir transfer. Beşiktaş, evet, Beşiktaş Eskişehir sporun orta saha oyuncusu Laval'la anlaşmış. Yarın öğle saatlerinde transfer bildirilecek. Beşiktaş her konuda Laval'la anlaştı. Laval'ı renklerine bağladı. Skip'e, teknik direktör Skip'e maç öncesinde Laval'a son maçın inşallah iyi veda olur senin için demiş. Aynen belirtiyorum. Tebrik ediyorum Beşiktaş yönetimine yine nokta transfer. Erdem, Mesut bravo. Başkan da ikna edilmiş. Skip'e maçtan önce Laval'a senin son maçın İyi bir veda olur inşallah senin için şeklinde bir dilekte temennide bulunmuş soyunma odasında. Laval Beşiktaş'ta sevgili seyirciler hafta, son dek olarak verelim Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Bunu geçen hafta söyledik biz biliyorsun. Yani bu transferi ve ama Mesut Hoca'nın fazla para istediğini, takasa fazla yanaşmadığını ama dün tekrar söyledik Laval'la ilgili. Aynı yine girişimler devam ediyor. Laval ve başkaları da var. Ama hangisi olursa A, B, C, D, 3-4 tane transfer var. Hangisi olursa hepsine girişimi var Beşiktaş'ın. Laval, takas ve para evet var. Ama şimdi ben başka duyduğumuz transferler var. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman bu transferi olmuş gibi kamuoyu algılıyor. Öyle değil şey abi. Ya. Görüşmeyi, transferi görüşmeyi, prensipte anlaşmayı bu transfer bitmiş gibi görmeyin arkadaşlar. Sevgili seyirciler. Evet. Yani bu transfer biz diyoruz ki Beşiktaş falancayı almak istiyor, alıyor. Geliyor, prensipte anlaşıyor. İmza atılmadığı sürece bu transferi bitti diyemeyiz. Bu Laval hep vardı. Gökhan en son benim bildiğim. Gökhan Süzen hala Beşiktaş'ın malı. Pedro beraber. Pedro ve bir takas. 2 milyon euro diyorlar Sinan abi. Pedro, Gökhan Süzen 2 milyon euro. Aynen 5 istiyordu. Demek Pedro araya girdi. Yani bu görüşülüyor, yurt dışı görüştü ama bütün planları Lucas bozdu. Lucas'a yönelmişti Beşiktaş. İngiltere'den Buğra Korkut şimdi sevgili kardeşim Buğra içeriden spor servisinden Telgraf gazetesi girebilirsiniz. Telgraf gazetesi Newcastle United'lı futbolcu Papi Cisse için Galatasaray'ın teklif sunmaya hazırlandığını belirtiyor. Sayın Dursun Özbek'le bir görüşme yaptım. Telefon konuşması dün birebir konuştum. Dursun Başkan pazartesi günü yurt dışına çıkacağını söyledi. Transfer çalışmaları için son günde bizzat kendisi gidiyor. Transfer için son gün yurt dışına çıkıyor sevgili seyirciler. Sayın Dursun Özbek'ten aldığım bilgi yurt dışına çıkacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek. Sevgili seyirciler, Telegraf gazetesinin haberine göre Galatasaray Newcastle United'ın golcüsü Papi Cisse için devreye girmiş durumda. Programımız bugün bitiyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir tane bir saniye. Derin bir futbolda saat 20 unutulmuş, ölse kimsenin farkına varmayacağı bir oyuncu eskisi. Tehdit, şantaj her türlü şeye başlamış. Yarın onunla ilgili savcılığa suç duyurusu da bulunuyor. Seninle ilgili mi? Kim o? Bedelini burası Texas değil. Hukuk sana kim ödeyecek. Kim o Rasim? İsmini vermem. Bitmiş gitmiş kimsenin tanımadığı etmediği 50 sene evvel birkaç film çevirmiş bir tane meczup. Ama bunun bedelini hukuk sana çok ağır ödetecek. Çok ağır ödetecek. Kim? Sen burayı Texas zannettin ha? Göreceksin. Sen nasıl bu yaptığın tehdidin, şantajın adeta bir çeteci. Geçmişte çeteciliğe de bulaştın ha. Senin geçmişini biliriz. Rasim, senin bütün devlette arşivin vardır. Çeteci
o çeteciliği sana hukuk ödenecek. Kim oyuncu ya? Eskisi. Kimden bahsediyorsun abi sen? İsmini vermem mi? İsmini versem yine meşhur olur. Futbolcu mu? Bir tane oyuncu eskisi diyor. Futbolcu değil. Ha, oyuncu deyince futbolcu değil. Işte. Mersin İdman Yurdu Servet Çetin'le anlaştı her konuda. Sevgili Samet Aslan kardeşimin istihbaratı. Hani transfer Servet, Servet Mersin İdman Yurdu ile anlaştı. Transfer yasağı var ama kendi oyuncusu. Bugünkü kulüp başkanı masaya oturdu. Servet'le anlaştılar. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili seyirciler, yine bakıyorum var mı başka bir bilgi diye. Hayır yok. Derin Futbol bu akşam saat 23'te çok önemli görüntüler olacak. Çok özel bir program olacak yine Beyaz TV ekranlarında sevgili seyirciler. Evet, Beyaz Futbol'da bu gece etiketini yine TT yaptınız, yine sıralamaya soktunuz. Sizlere sonsuz teşekkürler. Sizlere minnet borçluyuz. Esenler diyor ki hemen yarın başsavcılığa gidiyoruz. Hakkında tedbir ve gereken Ertem. Tebrik ediyorum. Bak şimdi avukat Esen Dur. Instagram'ıma çok enteresan. Ayvalık'ta susuzluktan millet salgın hastalığa yakalanacak. Ayvalık'ta su yok ya bizim Ayvalık'ta. Ayvalık'ta bak. Aynı şekilde bu şekilde bir sürü çocuklardan Instagram'ıma yoğun talepten dolayı herkese selam. Bütün şeylere. Bedri Pamukçu, Cem Dinler, Rahat Hasan, Mete İran, Fener Love 1907, Uğurcan Polat, Alpay, Sinan Engin sevenler, Sinan Engin fan, Faruk Özer, Yakup Çınar, Hüseyin Adiş. Herkese çok selam, iyi akşamlar diyorum. Ve değerli abim Aydın Hayat abime de buradan selamlar. Aydın Hayat'a. İyi ki varsın. Sencer Hayat Hanım mı? Ben de bugünkü Fenerbahçe maçından dolayı çok mutluyum. Tekrar ediyorum, Fenerbahçe gün geçtikçe daha da iyi oynuyor. Bütün Fenerbahçe aşıklar. Selamlar olsun. Pato, Pato'nun bu arada Fenerbahçe ile uzaklardan dedik. Pato'nun Fenerbahçe ile de temasta olduğunu haberlerini öğrendik geldi. Tottenham'la da İngiltere'den Tottenham'la da dirsek temasında olduğunu zaten biliyoruz. Fenerbahçe ile Tottenham arasında sıcak bir rekabet yaşanıyor. Sevgili seyirciler, ben buradan müsaade ederseniz çok küçük bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bugün 30 Ağustos'tu. Resepsiyon için davet aldık biz de ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün külliyedekilere çok teşekkür ediyorum bu davet için, ince daveti için, nazik davetler için çok teşekkürler ama programımız olduğu için bu önemli davete gelemedik. Özür diliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Çok Abdülkerim Hocama, Ahmet Çakar'a, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ve Sinan abiye çok teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşlarım saatlerdir ayaktalar, onlara çok teşekkür ediyorum. Teknik ekibe ve tabii ki Beyaz Sivri Spor Servisi'ne çok çok teşekkürler. Tek bir şey. Ertem'le biz çok önemli bir programız. Meczupları muhatap almayız. Kim o ya? Kimden bahsediyorsun? İşte arada söylerim. Meczup ya. Niye konuşuyorsun? Kim abi ya? Hayır abicim. Abi tamam, yani bırak ya. Alenen tamam çetecilik abi. Bu ülkede yapılabiliyorsa o çeteciliğin karşılığını da Burak, yarın görecek. Burak Güneş'in doğum gününü kutluyorum. Memo Bello. Memo Bello sana da oğlum. Samet Terzi. Evet. Abi 5 dakika ya. Çocuklar Bey'den. Olur abi. Çok. Olur. Engin Ceylan. Ahmet Can Deveci, Ulaş 1900, Emre Kabakçı, Bayram, Halil, Osman, Ankara'dan, Zuhal, Berke, Mustafa Karanfil, Eristorik, bitiriyorum bu sayfayı, Muhammed Esen, Zahir, işte çocuklar, ya kusura bakmayın çocuklar ya işte, Arş 94-94, Mengölka, yeter hepinize selam. Ankara'dan Berke Türk Dönmez'e çok selamlar, sevgiler, sevgili seyirciler çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Herkese yeni hafta sağlık, başarı, mutluluk ve en başta barış, birlik, beraberlik getirsin. Ben de Ankara'dan Eyüp Ersay'ına selamlar yolluyorum. Hamburg'dan o manyak gibi. Eyüp Ersay'ın.